de tarak. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin. Burada çok büyük bir hata var. Bir sor bakalım, kim olsa ne düşünür? Ben nereden bileyim böyle saçma sapan bir olay deseydim, ben sana anlattırdım durumu. Kadıncağızı karalamaya gerek yok. Hatalı benim. Annem çok kızdı ya. Hatta dedi ki gidince görüntülere de beni dedi. Ben dedi bir konuşayım o kuaförünle senin dedi. Beni seviyordur. Şimdi oradan bağırır mağırır beni görünce bari sakinleşir kadın. Gerçek fikrinizi istiyoruz. Nasıl buldunuz Koray'ın kesimini? Çok kolay geçmedi yani. Hiçbir şey çok kolay olmadı. Çünkü artık çok ağır gelmeye başlamıştı her şey. Tam böyle vefat edeceğine bir hafta kala o zaman yakınlaştık. Diyecek bir şey yok. Herkesin hikayesi farklı. Eline, koluna, yüreğine sağlık. Tecrübene sağlık. Kalp gözünle mi görüyorsun Bilal? Ya yavru kedi gibi olmuş. Daha gözü açılmamış yavru kedi. Bu herhalde kedileri besleyen hanım anne. Yeni yeni tarz belki. Ne karışıyor? Abi yeni tarz olur. Böyle tarz yerin dibine bassın. Böyle tarz mı olur ya? Şşş. Hey. Kendine gel. Ya böyle açacaksın azıcık arasını. Ya birkaç tane açık renk girecek. Şimdi ilk fotoğrafını gördüğümüzde böyle. Özetliyorum şu anda, tamam, lafını da bölme. Spreyimi de geri ver. O sprey benim. Al. Hayır benim. Ver. Vermiyorsun. Vermiyorsun. Hayır arkadaşım. Ama benim spreyim. Sen bence al şu ver. Birini al. Sende de özgüven öyle bir tavan yapmış ki çiğ köfte gibi yapışıyor, aşağı düşmüyor. Gel ya. Abiciğim. Hem de gel. Hem de gel saçmalama. Kuaförüm sensin finaline daha. Hoş geldiniz. Bugün takımlarımızdan biri 10 bin liralık büyük ödülün sahibi olurken bir takım da hayallerine veda edecek. Harika bir hafta geçirdik. Güldük, eğlendik, tartıştık. Ömer Faruk Bostan bile geldi. Hep beraber Erik Dalı'nda oynadık. Beri abinin çocukluğunu dinledik. Evet. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz de iyisiniz. Dün Koray ve Sevil sonuncu olurken bizim kızlar Melek ve Sevcan birinci oldular. Heyecanlı mısınız final için? Evet. Çok heyecanlıyız. Final şıklığınızı görüyoruz efendim. Nasılsınız Adnan Bey, Ayşegül Hanım, Muammer Bey? Nasıl bir final bizleri bekliyor? Çok iyi, teşekkürler. Bomba gibiyiz. Hafta sonu heyecanı. Veli Bey, Adnan Bey'den alkışı aldınız ama çocukluğunuzu anlatınca bizi de mahvettiniz. Dün çok üzüldüm. Yani gerçekten üzüldüm anlattığıma. Sizi gerçekten kusura bakmayın tekrar. Gerçekten diyorum. Yani çok fena oldum dün sizi öyle görünce. Bu hayatta hepimiz aynı şeyleri hemen hemen paylaşıyoruz. İşte onlar da bir yerde ceyran edince insan gayri ihtiyarı kendini tutamıyor. Doğru söylüyorsun. Olsun. Bundan sonra güzel şeyler inşallah. İnşallah sen. Hayatın, çocukluğun kıymetini hatırlattınız bize. Sizin yaşayamadıklarınız bize dert oldu Veli abi. Bir elinizde poğaça, bir elinizde dondurma. Çocukluk yaşamak istemişsiniz. Olmamış. Size bunu yaşatmadan finale başlamak istemiyoruz. Ay yapmayın, ben o lafa çok kötü oldum, ağlarım. Şu an ağlarım. Hangisine? Yani o dondurma şey. Poğaça dondurma. Ha, aynen öyle. Yani onu şu an getirmesin. Ben o lafa çok kötü olmuştum. Nerede? Arkadaşlar Mücücüğüm. Hadi bakalım. Ay, üstelik bir hayaliniz daha varmış. Ondan notlardan öğrendik efendim. Böyle bir şey var mı efendim? Güzel. Vallahi gelin, gelin ya. Çok teşekkür ederim. Vallahi Veli abi.
abinin çocukluğunda en büyük hayali. En ilerlediğim şey vallahi öyleydi. Anne. Bir elinizde dondurma, bir elinizde poğaça. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle. Ağzınızın tadı. Görüyordum böyle, imreniyordum. Bir yandan dondurmayı yalıyorlardı. Bir yandan vallahi bu duyguyu yaşadım ben. Hayaliniz bana böyle bir şey yaşattığın için çok teşekkür ederim. Hayaliniz bu muydu? Yiyebilirim değil mi? İşte küçücük hayaller büyük hayatlar arkadaşlar. Veli abi. Dondurma ne hissediyorsun şu anda? Hı? Ne hissediyorsun şu anda? Valla. Çocukluğuna inmiş. Allah'ım ya. Eyvallah. O anlara geliyor. Karnım o kadar çok ki. Ama ikisini bir de hoşuma gitti yiyorum vallahi. Veli amcam çocuklar gibi şen. Tadını çıkar. Oh güzel mi? Çok güzel. Ne hissediyorsun? Emi. Evet. Ne hissediyorsun? Çok güzel duygular içerisindeyim. Tekrar çocukluğumu yaşıyorum şu anda, güzel. Ama yanlış anlamayın. Benim tek kulağım biraz özürlü, duymuyorum. Sizi herkes duyuyor, ben duymuyorum. Yani bir tek kulaktan sıkıntım var benim. Ya onun için kusura bakmayın yani. Onun için yanımdakinden yardım almaya çalışıyorum. Veli amca, yani sen şimdi bu küçüklüğünde hiç dondurma alacak gerçekten paran yok muydu? Yani o imkanı hiç sağlamadılar mı? İstediğini bile söyleyemedin mi? O zamanlar. Söyleyemedim değil, yok mu? Paranız yoksa zaten. İmkan yok. Ben mesela hep görüyordum, hep duyuyordum. Mesela anne ve babalar çocuklarına okula gitmeden cebine... O tabii bizim dönemimizde 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş paralar koyuyorlardı. Benim cebime öyle bir para girmedi. Para kazanmaya başladıktan sonra bu duyguları yaptım. Ama okul döneminde olmadı böyle şeyler. Biz paranla kendine dondurma poğaça mı aldın amca? Evet, ilk yaptığım şey o oldu. Ne kadar güzel. Sen mi söylüyorum? Ne kadar güzel. Ya keşke bütün çocuklar eşit şartlarda büyüse. Evet. Gerçekten. Emmi yani keşke. Şimdi şöyle bir şey soracağım. Hani bunu tamam annem babam belki yapmadı. Bir akraban, bir yengen onlar da mı yapmadı? Kimsen yok muydu yani? Kimsen yok muydu? Dayılarım var, yengelerim var, amcalarımız var ama hiçbirisi bize yakın değildi. Onların ekonomisi yüksekti, biz fakir bir ailenin çocuğu olduğu için görüşme yoktu. Hiç mi görüşme? Hiç görüşme yoktu. İstanbul'da mesela büyüdüm. Samimi söylüyorum yani şaka gibi gelişti de. Anlattım size geçenlerde. Anlattım. Geçen programda anlatmışım herhalde. Aynı yatakta beni yanlarına yatırmadılar ya, ben ayaklarına yatırdılar. Emi bir yani, şey diyeyim mi? Sen böyle şeyleri sabaha kadar anlatsan biz sabaha kadar dinleriz. Gerçekten ve anlatmak istiyorsan da sana zahmet anlat yani. Anlatayım yani. İnsanların o hissiyata o kadar çok ihtiyacı var ki bu zamanda. Valla benim o yaşadıklarım, ben kimsenin yaşamasını istemiyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Ben bir anneyim. Evet. Çok hassasım çocuklara ve yaşlılara gerçekten. Keşke başka türlü olsaydı her şey. Ama gerçekten eli öpülecek insansınız bence. Ben elinizi öpmek canım, istiyorum izin verirseniz. Teşekkür ederiz. Gelmen gerçekten. Şey. Umarım. Sağ ol güzel kızım. Teşekkür ederim. Yani bütün bu yaşananlar sizi hiç kötü yola sevk etmemiş. Karşımızda çok temiz, çok güzel bir insan var. Ne mutlu size ki bu yaşadıklarınızda siz çok güzel Veli bir abi, insan olmuşsunuz. Ben de elini öpmek istiyorum. Anneye kızmasın sonra. Ah ben çok kötü oldum. Teşekkür ederim canım. Kusura bakma. Olur mu? Vallahi. Dökülmüyor. Baksana. Devam et. Sen ağladın mı? Söylersem duyamayacağım. Ne yapmayın ya. Vallahi benim canım sıkıldı böyle olunca ya. Vallahi canım sıkıldı. Yapıyormuşum gibi oluyor. Ağlamayın. Yapmayın. Hayır. Kıyamam sana. Vallahi ya. Keşke evimizde olsa da biz size yaşatsak ya. Gerçekten teşekkür çok ederim. Sağ olun. Şu dondurma şey bir... Kusura bakmayın ne olur ya. Veli amcacığım. Hani dondurmadan, poğaçadan, ekmekten bahsettin de... Gerçekten seni üzen bunlar mıydı yoksa kimsenin yanında olmaması, küçük yaşta hayata bu derece atılmak mı? Hani seni bu kadar üzen şey
dondurmasızlık olduğunu düşünmüyorum. Çocukluğunu çocukça yaşamasını isterdim. İsterim yani, şahsi görüşüm. Ben o duyguyu yaşayamadım. Ama hiçbir zaman da büyümedim. Büyümediğim için de çok çabuk kırılganlıklara sebebiyet veriyorum. Bir şey söyleyebilir miyim Veli abi ya? Ben de babasız büyüdüm. Ve sana buradan bir şarkıyla seslenmek istiyorum, eğer müsaade edersen. Dinlerim, ne demek? Müsaade edersen ne demek? Dinlerim. Seslensem sesimi duyamazsın ki. Ay geçer, yıl geçer, uyanmasın ki. Muhtacım, elimi tutamazsın ki. Dönülmez gidişin böyle mi babam? Seslensem sesimi duyamazsın ki. Ay geçer, yıl geçer, uyanmazsın ki. Muhtacım, elimi tutamazsın ki. Dönülmez gidişin böyle mi babam? Teşekkür ederim. Seni seviyorum. İyi ki katılmış Veli Bey. İyi ki onu tanımışız. Teşekkür ediyorum. Maneviyat ne kadar zengin bir insan. Gerçekten. Herkesin bir hikayesi var ve o hikayeler böyle gözlerden akıyor gidiyor. Ağzına canına sağlık Koray. Bilmiyorduk senin de böyle bir... Yani çok ortak yanımız acının var. Olduğunu. Çok ortak yani yanımız yani bütün var. Yaralarımıza dokundu şu anda gerçekten hani. Babasız büyümek çok kötü bir şey. O yüzden evlatlar annelerine babalarına, Muammer Bey de az önce söyledi. Yani anne baba... Kıymet çok bilelim. Ne gelse çok değerli. Sağlığımızın, işimizin, sonra hayatımızın... Sonra bir şey anlatacağım sonra. Kıymetini bilelim. Boş ver ya. Tamam, ağlama. Arkadaşlar, bizi böyle durumlarda işimiz ve çalışmak ayakta tutuyor, öyle değil mi? O zaman arkada bizi bekleyen harika modellerimiz var. Onları davet edelim. Biz bu hafta böyle bir aileyiz. Onlarla güzünümüze başlayalım. Buse, sizi de uzun zamandır burada ağırladığımız için senin de yaşadıklarını, hikayeni az çok biliyoruz. O yüzden sormak dahi şu an istemiyorum sana. Ben ilk defa ağlıyorum yani burada. Ve en son ne zaman ağladığımı, neye ağladığımı da bilmiyorum, hatırlamam. Kimsenin yanında ağlamam da zaten. Ama çok duygulandı, babamı aklıma getiriyor. Buyurun Adam Bey. Diyorum ki benim çocuklarım hepsi çok duygusal. Hani bu hepsi çocuklarımız gibi tenzih ediyorum. Böyle hassas konularda zaten herkeste yaşanmışlıkları var kendine göre. Kimisi paylaşıyor, kimisi paylaşmıyor, içinde tutuyor. Ama böyle bir hikaye duyduğumda herkes o yüreğinden gözyaşlarını döküyor. Hepinizin yüreğine sağlık. Herkesin bir hikayesi var. İşte kimse kimsenin şurasını bilmiyor hocam. Yüzümüz gülüyor ama içeride ne olduğunu evet. Bir yukarıdaki bir kendimiz biliyoruz. İyi ki burası hikaye değilmiş, gerçek hayatmış. Böyle birbirinden farklı, güzel, yetenekli insanlar bir araya gelip burada bir birlik olduk, aile olduk. Buradaki atmosfer gerçekten her gün çok farklı. Kimi zaman soruyorsunuz ya, bu tartışmalar gerçek mi? Evet, bu tartışmalar hayat kadar gerçek. Bayılan modeller de gerçek, gülmeler, danslar da gerçek. Biz
Biraz yaşlarımızı silelim. Az sonra tekrar beraber olalım. Kuaförüm sensin. Kuaförüm sensin de haftanın finali tüm heyecanıyla devam ediyor. Hazırsanız ilk olarak Koray ve Sevil'in modeli Meltem Saltar gelsin. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Hoş geldin canım. Sevcan ve Meleğin modeli Tuğçe Kızıler gelsin. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Hoş geldin Tuğçe'ciğim. Hoş geldin canım. Bilal ve Buse'nin modeli Buse Dilan Kaya gelsin. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kurtarırım sensin, sensin, kurtarırım sensin. Hoş geldin Dilan. Hoş bulduk. Veli ve Neslin'in modeli Yıldız Berk Dokur gelsin. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Gitmeye çok uzak. Kim bozdu ki bunu ayarlarını? Adnan Bey, haftanın finalinde olduğumuza göre günlerden? Renk. Tenine, yüzüne yakışan en doğru renkleri istiyoruz bugün. Ayşegül, makyajda ne görmek istersin? Makyajda da bugünün konsepti çok sevdiğimiz bir evlerimizde beslediğimiz bir hayvanın gözünü yapacağız. Bilin bakalım ne? Kedi. Ha, kedi. Kedi göz makyajı, kedi kız makyajı. Nasıl tasarlarsınız bilmiyorum ama saçlarla da uyum içinde olursa çok güzel şeyler izleyebiliriz bugün. Ve çok moda bu yıl yani böyle çekik eyelinerlar, farlarla o kedi kız makyajı çok çok moda. Hiç modası geçmeyen de bir şey ama bu sene özellikle çok moda. Lütfen siz de o modayı güzel izleyicilerimize güzel bir şekilde gösterin. Haftanın finalinde konseptimiz renk, boya için 2 saat süreniz olacak. Makyajda ise konseptimiz kedi gözü makyaj. 25 dakika süreniz olacak. Muammer Bey. Ve bugün ihtiyarlarımız için sahne. Çünkü bugün bir takımımız 10 bin liralık ödülün sahibi olurken bir takım kuaförüm sensin rüyası da veda edecek. Hazırsınız. 5, 4, 3, 2, 1. Final başlasın. Burada çok büyük bir hata var. Bir sor bakalım kim olsa ne düşünür? Ben nereden bileyim böyle saçma sapan bir olay deseydim ben sana anlatırdım durumu. Kazıcağızı karalamaya gerek yok. Hatalı benim. Annem çok kızdı ya. Hatta dedi ki gidince görüntülere de beni dedi. Ben dedi bir konuşayım o kuaförünle senin dedi. Beni seviyordur. Şimdi oradan bağırır mağırır beni görünce bari sakinleşir kadın. Gerçek fikrinizi istiyoruz. Nasıl buldunuz Koray'ın kesimini? Yani ben de griyi saçına uygun olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda ombre tarzında olduğu için bu saçınla da çok daha keyifli olacaktır zaten. Bugünkü konseptimiz biliyorsun ki yüze yakışan boya. Çok merak ediyorum ve çok endişeleniyorum. Yani sana güveniyorum ama çok endişeliyim. Ne olacağını hiç bilmiyorum. Dünkü gibi ağlamak istemiyorum. Gerçi sonradan toparlıyorum ama genelde niye... Toparlıyor musun yoksa memnun mu kalıyorsun? Ha, hayır, memnun kaldım çünkü toparlıyorum zaten yoksa. Evet, öyle bir dipnot geçelim. Ama benim aslında ilk günden beri aklımdan geçen bir renk var. Bakalım aynı mıyız? Kızıl. Uçlara. Nasıl? Ombre yapmak istiyorum. Bal rengi. Bal rengi inan ki tenine. Yapmaz değil mi saçın? Koyula. Hayır. Volümüne göre gideceğiz. Şimdi kahve tonlarını da düşünüyorum. Hı-hı. Kahve tonunun arasında da doğal böyle
bal köpüğünü andıran yansıtmalar yapacağım uçlarına doğru. Emi, başlamadan sana bir hediyem var. Önlük mü? Evet. Ben hayatım boyunca önlük kullanmadım. Aa, adım yazıyor. Aa, aşk olsun. Kullanmaz mıyım bu önlüğü? Sana yapmışım. Tabii, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Üstün kirlenmesin diye. Ben bir giydim bir daha giydim. Dön güzel. Dön. Sağ ol, sağ ol. Arkama kendime yaptırtmadım şey... bak sana yaptım. Bak, tamam, çok teşekkür. Arkaya başka bir şey takmıyorsun değil mi? Yok Emi, aşk olsun. Ha. Güveneyim mi? Emmi, sen bizim içimizi parçaladın. Ben sana böyle bir şey yaparım. Sağ ol, Allah razı olsun kardeşim. Bugün açıkçası Bilal beni çok şaşırttı. Üzerinde ismim ve soyadımı zikreden bir meslek forması tarzında bir önlük hediye etti. Çok korkunç, duygulandırdı beni. Bilal canım, sana çok teşekkür ederim. Yani bana en az 10-15 sene önceki duyguları tekrar dünyaya getirdin. Çok sağ ol arkadaş. Ben sizden bir şey rica etmek istiyorum. Şimdi bu hafta sizlerleydim ve anı defterimi getirdim. Benle alakalı bir anı, nasıl bir düşünceniz var onu yazabilir misiniz? Onu rica ediyorum. Aa, bu kalbin kadar temiz sayfayı bize ayırdığın için çok teşekkürler. Böyle şeyleri çok severiz. Kalemde böyle. Kız, notum kalmış burada, aldım. Hani şey olmasın. Herhangi bir sayfayı açabilirsiniz ortalardan da. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kim başlıyor? Ben başlıyorum. Ben bu konularda hiç merakım yoktu. Burası Buse. Buse. Sen alana kadar aynalar çekmece. Arkadaşlar, siz boya renk çalışmasını yaparken geçen hafta bahsetmiştik. Eşarp testi, hatırlıyor musunuz? Hey, yaz kadını, kış kadını. O... Hani damar rengine bakıp eşarp testinden hep Adnan Bey bahseder. Kış kadını mı, yaz kadını mı, en doğru rengi nasıl buluyoruz? Vallahi ilk işim damarlarına bakmak oldu. Özel eşarplarımızla tene en güzel yansımayı veren renkleri seçiyoruz. Bugün de ben bununla ilgili bir demo yapmak istiyorum. Ve sevgili Ayşegül Kartal da eğer müsaade ederse... Onun mevsimini belirleyelim. Ona gidecek renkleri burada kameralar önünde herkese gösterelim. Tabii ki. O zaman siz boyaya devam edin. Ben yanınıza geliyorum. Eşarp testi nasıl oluyormuş görelim. Beli amcam. Beli amcacığım. Bak, çok konuşmadan sadece bir şey sormak istiyorum sana. Sor. Şimdi sormak istiyorum. Az önce duygusal dakikalar yaşattın bize. Hani bunu... Tabii ki de sen yaşadığın için ve biz de senin yaşadıklarına bir nebze olsun ortak olmak istedik, duygularına. Evet. Öncelikle yüreğin çok güzel, o seni güzel yüreğinden öpüyorum amcacığım. Ve şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir kız evladı için babası, baba duygusu çok önemlidir. Tabii, doğru söylüyorsun. Ben mesela bu yarışmadaki en büyük destekçim benim babam. Buraya gelirken hatta 3-4 haftadır biz babamla görüşemiyoruz. En büyük destekçim olmasına rağmen hani Koray abi şarkıya girdi babam falan dedi ya. Ben babasına aşık bir kız olarak direkt aklıma kendi babam geldi. Bir de hatırladığım kadarıyla senin kızın vardı galiba, değil mi? Evet, ve görüşmüyoruz, konuşmuyoruz. Şimdi nasıl yani? Görüşmüyoruz, küsüz. Aramadım hiç seni bu. 9 aydır küsüz. 9 aydır. Evet, bir özel bir sebepten dolayı. Annesi... Paylaşmak ister misin Veli amcacığım? İstemez olur muyum? Emmi, evli mi bekar mı? Bekar. Daha evlenmemiş. Yok, evlenmedi. Peki niye konuşmuyorsun Emmi? Yani niye konuşmuyor seninle? Sen mi hatalısın? Çok özel değilse tabii. Yani aslında özel de çok özel olup olmaması önemli değil. Tabii şey, hatalı benim. Benden dolayı görüşmüyor. Peki buradan ona seslenmek ister misin? Ona bir şeyler söylemek ister misin? Onunla tekrardan eskisi gibi olmak ister misin? Ya yani buradan bir... ben televizyondan haykırmak istemiyorum. Sadece televizyonda ben seyredecek, görecek. Yani ona isyan ettiğimi bilsin istiyorum. Bu eşarplar. Özel bir eşarp. Evet, özel eşarplar. Çünkü yansıması olan ipek
karışımlı bir eşarp. Şimdi öncelikle koyu renklerle başlıyoruz. Şu anda kullandığımız bu haki rengin yüzüne nasıl etkilediğine bir bakmamız lazım. Şimdi bir hissetmeye çalışalım. Tabii biraz yüzünde makyaj var. Bu testi yaparken saçın kapalı ve hiç makyaj olmaması lazım. Şimdi baktığın zaman mesela daha şu anda yüzünde ne hissediyorsun? Bir şu göz altlarına bak. Nasıl yansıyor? Yüzümde mesela göz altlarımda bir karanlık oluştu. Evet, şimdi bakalım. Yüzümde bir yeşillik var şu anda. Renklerin şeyine takılmayın, bir etkilene bak. Şimdi mesela yani daha açıldı değil mi? Emin sen dün habire şöyle yapıyordun. Ne var burada, bir şey mi var? Nerede? Şurada belinde. Var mı belde bir hastalık? Belirir de. Orada felçten kalma problem var. Ne var? Felçten kalma problem var. Önceden ben yüksek tansiyondan hem felç oldum hem böbreklerimi kaybettim. Ya burada, böbrekle ilgili şey mi? Böbrekten dolayı yürürken dalak mı şişiyor, bir şey oluyor. Orası canımı çok yakıyor. Hadi ya. Evet. Canın yanıyor mu ayaktayken falan? Tabii canım yanıyor da ben acıya dayanıklı bir adamım. Böbrek mi yok onu sende? Onu önemsemiyorum pek. Yeşil olan sıcak renkleri temsil ediyor. Sıcak ve koyu renkleri. Mavi olansa, pardon affedersin, soğuk renkleri temsil ediyor. Doğru renkler yüzüne yansıdığında yüzünde böyle bir yukarıya doğru çekilme başlıyor. Evet, pembelik var mesela şu anda bizim grubumuzu belirledik. Soğuk gruptayız. Ama bu grup, soğuk grupta sıcak mıyız? Açık renkler mi bize uygun, koyu renkler mi, ona bakacağız. Yani sürekli makineye bağlı mı yaşıyorsun Veli amca? Böbreğim yok diyorsun. Tabii makineye bağlıyorlar beni. Şu anda bak, iki tane pembemsi, içinde mavi olan iki ton kullanıyoruz. Şimdi bu koyu gösteriyor. Dolayısıyla bunlara da baktığımız zaman tenimizde bir berraklık oluşuyor. Bir diğerine bakalım. Bu daha açık. Mesela sen bu tonları daha çok kullanıyorsun ama gerçek tonun bu. Evet, çünkü sen koyu tenli bir insansın. Dolayısıyla koyu tenliler için uygun olan pembe bu. Veli amcacığım. Evet. Kızının adı neydi? Seren Gizem Taşal. Seren. Seren Gizem. Seren Gizem. Sen ona ne diye hitap ediyordun? Seren. Seren diye. Seren kardeşim. Az önce de bazı mesajlar vermeye çalıştık. Annenize, babanıza sahip çıkın diye. Bak, babanın sağlık durumu kritik. Onu yalnız bırakma. Sen küçüksün. Hata yapmış olabilirsin, o da sana kızmış olabilir. O yüzden babana sahip çık. Babanı bırakma. Tarçın tonları, tabalar, kahveler, sıcak grubun renkleri. Bu şu alttaki yani yeşil. Yani beyaz tenli kadınların. Evet, beyaz tenliden ziyade çilli, çilleri çabuk çıkan, damar rengi yeşil olan. Senin mesela mavi damarların. Direkt soğuk gruptasın. Damar her zaman çok net vermemekle birlikte bize çok yardımcı oluyor. Eğer eşarplarımız yoksa damarlardan destek alabiliyoruz. Eğer damarlarımıza baktığımızda yeşil görüyorsak sıcak gruptayız. Yani ilkbahar veya sonbahar kadınıyız. Mavi veya mora doğru kaçan bir damar rengimiz varsa yine bu sefer de soğuk grupta olmuş oluyoruz. Şimdi mesela burada bak ne kadar şey yapıyor. Bu beni yaşlı gösterdi direkt. İşte bu kadar yorgun gösteriyor. Yani şu sarıyı hiç görme zaten. Yani şu anda makyaj olmasa daha çok gözükecek. Kesinlikle. Ama ben hemen göz altı şu şeye bakıyorum, hemen yansıman değişiyor. Şurada böyle bir çizgi çıkmaya başlıyor. Şu yorgunluk ifadeleri çıkıyor. Yanlış renkler insanı hasta, yorgun, tansiyon düşmüş gibi gösteriyor. Yani bir şeylerin kıymetini biz kaybettikten sonra anlıyoruz. Ah keşke diyoruz, yanımızda olsaydı da başımızda dursaydı da gene benim o babam olsaydı ya da annem olsaydı, lütfen bu değerlerimizi yitirmeden hani 3 günlük dünyada ne anneye küsülür ne babaya. Hani bu konuda ben de Seren'den güzel bir davranış, olması gereken davranışı bekliyorum. Emmi, bir şey soracağım. Emmi, mesela geriye gitmek isteseydin, yani bir şey değiştirmek isteseydin neyi değiştirirdin? Çok merak ettim. Huyumu.
Huyunu mu? Niye mi? Huyunu. Çok memnun değilim şu yaptıklarımdan, karakterimden, yaşama şeklimden. Ha bir daha aynılarını yaparım. Yaparım ama biraz daha farklı olsaydım çok daha iyi şeyler olurdu. Ve abi ama sen o zaman sizlere de çok iyi örnek olurdum. Yani huyundan kastın mesela neyi değiştirirdin? Hangi huyunu? Yani ben işte örneğin kendim için söylüyorum. Çabuk sinirlenmem ama sinirlenince de çok kötü olurum. Bu huyumu değiştirmek isterdim. Sen neyi değiştirmek isterdin? Amin. Yok onlara girmeyelim. Evet o bölümün de oldukça fazlaydı. O şeyim de iyi değildi. Can. Ver biraz. Görmeden kimse. Isırayım mı? Isırın. Gözde Hanım ne yapıyorsun? O kadar çok tutuyor ki. Ne? Kendime benzettim herkesi. Ama bak ne yazıyor. Bu yenmez mi yani şimdi? Kızlar canınız istedi mi? Kulise turşu da var. Meltem bana turşu getirmiş Kemerburgaz'dan. Burada da. Nerede? Üstünde ama yılın en iyi poz verini yazıyordu. Bana özel yapmışlar çikolatayı resmen. Ve tam oradan açmışsın çikolatayı. Evet. Bak. Afiyet olsun. Canım istedi galiba. Vallahi canım çekti. Sen nasıl birazcık yedir ucundan Koray abiye de verelim. Yok ben yemeyeyim bayağı. Yok zaten. Yok yemesin göbek yaptı o. Ben zayıfladım ben buraya geldiğinden beri. Nasıl gidiyor renkler? Adnan Bey kontrol etsin mi saçları? Ederim. Buyurun Adnan Bey bir saçları kontrol edin. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Meltem iyi misin? Dünden sonra. Bence bugün daha iyi değil misin? Ya babası görmüş bana söyledi sabah. Şaka yapıyorum. Çok üzülmüş babası. Baban ne dedi? Eve girer girmez böyle yaptı. Sen saçlarını mı kestirdin? Zaten orada ben koptum tabii. Ağlamaya başladım yine. Babana da selam olsun buradan. Sen bir şey demedin mi bir kasaba denk geldim? Annem çok kızdı ya. Hatta dedi ki gidince görüntülü ara da beni dedi. Ben dedi bir konuşayım o kuaförünle senin dedi. Arayalım mı? Vallahi arayalım. Bence de Koray Bey arayalım. Arayalım. Arayalım mı? Arayalım yemin ediyorum. Arıyor muyuz? Hadi arıyoruz. Koray hazır mısın bu telefona? Hazır mısın bu telefona? Vallahi ben ne yaptığımı bildiğim için hazırım yani sıkıntı yok. Kendime güvenim sonsuz. Annen ne dedi? Annem bu duruma ne dedi? Ben annem sen. Yani yarın boya yapma bak ya, kızım sakın falan demedi mi baban anne? Dedi ailem. Şey hatta şey dedi boyayı beraber seçelim dedi temkinli git dedi bari dedi. He. Ondan sonra dedim tabii biz bayağı neyi böyle seçtiniz? Efendim? Annenle seçtiniz mi bir renk? Evet. Ne seçtiniz? Ombre seçtik. Ombre. Hı hı. Şu an şimdi sana ombre mi yapılıyor? Şimdi Koray abin sana ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor? Ben de sana yapıyorum. Soruyorum biliyor musun? Ombre yapıyor. Yapmıyor mu? Ombre yapıyor bilmiyorum işte. Öyle değil. Ama Allah'tan, renk Allah'tan teknik bilgileri var ya. Meltem arkadaşlarımız telefonunu getiriyor. Tamam. Birazdan görüntülü anneni arıyoruz. Tamam. Aa geliyor galiba. Geldi bile galiba. Babayı mı arayalım, anneyi mi arayalım? Bakalım, bence babasını arayalım. Bence anneyi arayalım. Baba önemli, babayı arayalım. Madem ilk baban gördü, hadi bakalım. Ben de geleceğim. Vallahi ben de geleceğim. Dur sen yerinde bir dur, bir dur. Hayır, bensiz olur mu ya? Kesin annesi, aynen bak beni seviyordur. Şimdi oradan bağırır mağırır, beni görünce bari sakinleşir kadın. Tamam. Bir saniye. İyi arıyorum. Ki Bilal kesmemiş der, kazırdı der. Gelin beyler. Annenin adı nedir? Meral. Meral abla. Merhaba. Meral Hanım merhabalar. Merhabalar. Şimdi sizi dinliyorum.
Ne güzel. Ay, o görüntüyü bir daha alabilir miyiz? Alır gibi derim. Evet, alabilirsin. Efendim? Orospu, kızımın saçları güzel olur inşallah. Üzmeyin lütfen kızımı. Çok güzel olacak, hiç merak etmeyin. Bugün renk çalışması yapıyoruz. Bize ya güveniyor musunuz? Umudunuzu kaybetmeyin. Bugün çok güzel şeyler olacak. Merak etmeyin. Sayalım bu. İnşallah. İnşallah. Evet. Anne Bilal Bey'le de görüşemem. Ablacığım ellerinizden öperim. Nasılsınız? Nasıl buldunuz Koray'ın kesimini? Gerçek fikrinizi istiyoruz. Nasıl buldunuz Koray'ın kesimini? Evet. Doğruları söyle anne, çekinme. Teşekkür ederiz. Çok mersi. Sizi seviyorum diyor. Teşekkür ben de seni seviyorum. Ellerinizden öperiz. Abi. Babaya selamlar. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz. Sen konuş istersen son bir anneciğim. Kapattı. Babam. Acaba benim modelimkini de mi arasak, ne yapsak? Evet, dur evet. Koray soğuk terler döküyor galiba. Terin soğusun Koray. Yok. Bence de aramalıyız. Niye soğuk ter döküyor güzel ki? Güzel fikirlerini söylemeli benim annem de. Kesinlikle Gözde söylemeli. Vallahi soğuk ter dökmesi hiçbir sebep yok. Çünkü önünde natural doğal bir saç var. Hiç işlemsiz bir saç. Niye ter döküyor ki? Ben oturup kahve içerdim. Hiç Gözde işlemsiz Hanım, arayalım mı? Evet. Saçta siyah boya var şu anda, farkında mısın? Hayır, natural dedi, biz konuştuk. Gel bak bakalım bir. Buse arıyor muyuz? Evet, benim annemi de arayacağız. Hadi arayalım. Gelsin telefonu, arayalım. Telefonu bekliyoruz. Aynen. Bakalım geldi iyi mi? Kuaföre denk gelince nasıl oluyor? Kötü kuaföre denk gelince nasıl oluyor? Lan ne kıskanç bir adamsın. Teşekkür ederiz. Çok yorduk seni bugün. Dur şunu bir. Ama bir dakikanızı rica edeceğim çünkü. Gel telefon. Bir saça su dökeyim öyle. İyi tamam. Bir saça su tabii dökeyim. Tabii ki de öyle. Her şeyden önemlisi. Hemen gel. Gel havlunu tut ama havlunu tut. Okey. Gel. Aman elinize sağlık Bilal Bey, bayılıyoruz size derken yakma sakın. İşte o yüzden hassas bir saç. Havlu. Buradan da konuşmak istiyorsanız konuşabiliriz ama. Şey yapayım, arayayım önce. Yapalım burada hadi. Evet. Tırnakların ne güzelmiş. Zaten aramış kendisi biz yayındayken. Annenin adı ne? Pelin. Pelin. Evet. Ama patroliçe diye kayıtlı. Patroliçe? Evet. Wow. Babam kral, annem patroliçe. Anne, açsana. Ne yapıyorsun, nasılsın anne? Açtım. Merhabalar efendim, yayındasınız şu an. Modellerimizin... Annelerini arıyoruz tek tek. Dün kesimlerini, saç kesimlerini nasıl buldunuz diye sorduk bugün onlara. Duyuldum. Nasıl? Efendim duymadık biz. Bağırır mısınız? Muhteşem olmuş. Çok beğendim. Bayıldım saç kesimine. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Çok teşekkürler. Bilal'in kuaförlüğünü nasıl buldunuz? Muhteşem, mükemmel. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Bugün her renge hazır mısınız? Efendim? Yok. Yok, her renge hazır değildir. İnşallah çok güzel bir renk olur. Ben güveniyorum kuaförüme. İnşallah, inşallah. Çok güzel olacak. Bana güvenin. Yani kızınız... Patroliçe. Daha söylemiyoruz efendim. Çok sağ olun. Sizinle tanışmak da çok keyifliydi. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Bu da telefonda fikstir. Görüşmek üzere. Bay bay. İyi sevgiler. Günler. İyi seyirler size. Kolay gelsin size. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinizden sen. Öperiz. Görüşürüz. Kızınız çok şanslı. Çünkü buradaki en şanslı model o. Görüşürüz anneciğim. Bay bay. Biz bir ana bir kızını nasıl görmek istiyorsa öyle boyuyoruz.
Kesinlikle. Ben biz güveniyorum. Bir baba kızına ne yakıştırıyorsa öyle boyuyoruz. Sizin gibi değil. Emi. Terledin mi? Emi hatalı iş yaptı sana. Niye Emi? O benim gözde sorun var ya. He. Özellikle seçtim boyaları. Buradaki renklendirme şeyi. Ne seçtin renk bana söyle. Ne? 10.45 yoğun bakırmış. 10.45 yoğun bakır, sen ne kısıktın ki? Ben şey. Plastik mi zannettin? Yok. 10 numarayı açık olarak zannettim. Hafif bakırlık var ama böyle şey. Kızılar ne oluyor orada? Şey, hafif bir noa alacaksın. Bir dakika. Bal köpüğünü yapmak için. Evet. Çok yoğun bakır varmış orada da. Paketin içine bakmadım. Ne çıkacağını ben emin olduğum dedim, için. Ben sana dedim bir kızıllık var. Ben şaka yapıyorum ben de işte. Olur mu canım? Olur. Ama aldım da yani ben bal köpüğü yapacaksın. Emin hemen toz hazırlık kırmakla geç. Yok gerek yok. Şey kapattım. Kapattım zorlandım kapattım da. Koyu renge mi kapattın? İşte doğal doğal geçişler yaptım. Emin 10.45 yoğun bakır mix öyleymiş, gibi bir öyleymiş. Şey. Ben bu boyayı tanımıyorum. Doğru bakır değil. Emin söyleseydin. Mix boyaymış ben ne bileyim ben. Oh, bu ışık, ışıkların altında i̇şte yanıyor. Artistlik yaparsan böyle olur. Sen bir insan bir sor Emmi de ki kardeşim bak bu boy markasını tanıyor musun? İyi midir kötü midir? Uyumuyorsunuz değil mi? Uyumuyorum. Çok sinirliyim şu anda. Geçmiş olsun. Galiba saçlarım kızıl oldu. Ki vallahi büyük olur. Geçmiş olsun. Hayır Emmi saçta siyah var. Tamam. Size büyük ben, geçmiş olsun. Sen iki aşamalı yaptın. Ben kızıl aşıcıyla direkt yapıyorum. Bunu. Tamam kızıl aşıcı yok işte. Kızıl toz yok burada. Burada ne var? Çok kızıl büyük geçmiş olsun kızıl. Ablacığım. Toz ile boya karıştı. İşi işlem var işte. Yine. Hayır tek işlem. Ne yapıyorsun şu anda? Parlatıyorum canlandırıyorum. Emmi sarışın kızı simsiyah ettim bıraktım. Zaten öyle amaç oydu. Koyu yemin yapacaksın. Ediyorum sarı kızı simsiyah et. Bitince göreceksin siyah mı değil mi? Tamam yok açık da. Bakayım hele Emmi ne yaptın? Yok güzel oldu. Bir sihir bakalım hele sihir. İşte güzel. Sincik gibi. Bakırını toz, aldım gördün tamam, mü? Bir toz geç. Buna geçmem daha niye geçmem? Ne kadar güzel oldu baksana. Emmi bir toz geç. Yok yok ben beğendim. Geç biraz canlansın. Sen toz pembeleşti mi? Sonra şey canlan biraz geri yani içine su kaçıyor tamam, vallahi. Güzel olur işte. Yok yok sen teşekkür ederim. Tamam. Emmi o mat durur o yüzden. Sen rahat dur. Maç olsun. Kızıl Emmi gerçekten mat durur. Sen maç olsun ben de maçtan seyredeceğim zaten. Tamam. Seyredeceğimiz yok. Bugün bu konsepte boyamız vardı ve boyayı hazırladım. İnce ince ışıl sıra attım. Paketlerin içine güzel renklerimi hazırladım. Sonra saçın tamamını komple geri kalan kısmını boyadım. Aa, boyarken bir de baktım paketlerin içindeki saçlar kıpkırmızı olmuş. Ben bal köpüğü yapacaktım kırmızı olmuş. Önce bir panikledim. Sonra dedim ki beni konuştur sanatını dedim. Şey yapma tecrübeni konuşur dedim. Ve emin ellerle o burada kimle dans ediyorsunuz arkadaşlar? Veli dayı. Efendim. Bilal'e ne öğretiyorsun yine? Meslek sırrımı paylaşıyorum. Canım seni onunla. Aşan evet. Sizi aşan şeyler. Onunla sır paylaşılmaz. Bak yanlışlıkla yaptı ama 10 numara yaptı. Ay adam. Bak göreceksiniz tecrübe bu demek. Neyi? Bak neyi göreceksiniz yalan mı emmi? Vallahi tecrübe bu demek işte. Şimdi bir başkası olsaydı orada eli ayağı titrerdi. Ama adam sakin soğukkanlılıkla dezavantajı avantaja çevirdi. Bak demedi demeyin. Demedi demeyin. Son bir dakika, son rötuşlarınızı, son spreylerinizi. Cenci seviyorlar. Saçları sanırım bitirdiler. Bilal hızlansan iyi olur. Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kuaförler saçlardan uzaklaşsın. Haftanın finalinde kedi göz makyajları için 25 dakikalık süreniz başladı kızlar. Bol şans. Çok kolay geçmedi yani. Hiçbir şey çok kolay olmadı. Çünkü artık çok ağır gelmeye başlamıştı her şey. Tam böyle vefat edeceğine bir hafta kala o zaman yakınlaştık. Diyecek bir şey yok. Herkesin hikayesi farklı.
konseptimizi biliyorsun. Kedi gözü makyajı. Bunda en önemli olan şey eyeliner. Tamam mı? O yüzden eyeliner'ı ön plana çıkaracağız. Eyeliner'ı mesela uzun bırakmayı mı düşünüyorsun? Nasıl bir şey var kafanda? Eyeliner'ı evet biraz çekik yapacağım. Farla değil de ben eyeliner'la yapmayı planlıyorum aslında. Ben sana böyle bir eyeliner'la o kedi gözü efektini vermek istiyorum. Okay. Sonra da şöyle bir kirpik takmak istiyorum sana. Tam bir kedi gözü. Olağanüstü. Şey makyajını yaptıktan sonra şuraya da bir yıldız yapmayı evet. planlıyorum. Senin İsterim. İsmini bir evet. yansıtalım. Aynen. Yani yıldız olduğunu evet. görürsün. Bir şey yaratalım değişik bir şey. Bugün şöyle gözünün altına bantlayacağım ki gözümüzün altı kirlenmesin. Buse'cim. Efendim. Bugün seni ağlarken gördüm ve gerçekten üzüldüm. Seni bu kadar duygusallaştıran neydi? Veli Bey'in hayatı hepimizi etkiledi biliyorum ama sanki senin derinlerde başka bir şey var gibi. Gerçekten çok zor ağlayan biriyim. Hatta ağlayamadığım için kendime kızarım bazen. Ama bugün evet Veli Bey'in hayatı beni gerçekten çok üzdü ama ben onda böyle babamdan birkaç parça gördüğüm için daha bir duygulandım. Bir de bu aralar farklı şeyler de var babamla aramızda. O yüzden hani bu 3-4 gündür zaten aklımdaydı ama ben bir doluluk vardı içimde. Onun sanırım verdiği şeydi. Burada ortaya çıkmış oldu. İstemezdim burada olmasını çünkü ağlamak bana göre bir güçsüzlük belirtisi değil ama hani ne olursa olsun birinin yanında ağlamak istemiyorum. Ama burada artık hepinizi o kadar alıştım, buraya o kadar alıştım ki bana öyle kötü hissettirmedi kendimi burada ağlamak. Bir nevi rahatlamış gibi falan hissettim. Hatta şu an başım çok ağrıyor ama böyle bir dinginlik var üstümde yani. Ağlamak zaten ruhu temizler. Yani iyidir, güzeldir, hoştur. Ya bu konunun zaten hani babamla ilgili olan kısmını çok konuşmak istemiyorum. Bu kadarını bilmeniz yeterli bence. Lütfen üstüne gitmeyin böyle bu konunun. Benim babam da 2012'de vefat etti. Mesela ben de ağlamamak için kendimi zor tuttum. Ama ben ağladığımda katıldığım için yani yani hani devam edemeyeceğimden dolayı kendimi zor tuttum ağlamamak için. Eğer ki hayattaysa gerçekten de babalarınız gidin gidin sarılın. Çünkü benim hayattayken kıymetini bilmek lazım değil mi? Ya o anlamda değil zaten. Ben babamın kıymetini her zaman aynen. biliyorum. Onu çok da çünkü seviyorum. Çünkü benim babam buradan öldükten sonra ben her gün sabahleyin anneme gidip sarılıp öpüp seni seviyorum dedim mesela. Ya herkeste farklı hikayeler var. Benim tabii de annem evet. babam 10 küsür yıldır ayrı ve babamla bizim ilişkimiz çok iyiydi ve annemle hiç değildik mesela. Ben bir kez olsun annemin beni öpüp kokladığını, hakikaten sarıldığını hatırlamam. Seni seviyorum dediğini de hatırlamam. Çok duygusuz bir kadın, çok iyi bir anne, çok fedakar bir anne ama duygularını gösterebilen bir kadın değil. Vallahi benim annem aynı benim gibi desene. Sen de Veli açayım. Abiye sarıldın. Senin de yani içinde var demek ki bir şeyler ama. Ya ben zaten çok duygusal bir insanım, çok hassasım. Ağlayanlara, özellikle yaşlılara, çocuk. Anne olduktan sonra çocuklara hele hiç yani dayanamıyorum. Ben gerçekten o an Veli abiye böyle babammışçasına sarıldım. Onun da hikayesine çok üzüldüm. Ya Allah hepimizin yolunu açık etsin diyecek bir şey yok. Herkesin hikayesi farklı. Amin. Melek sen pek duygusal gözükmüyorsun ama gerçekten... Ya benim... Senin de var bir yanın yani duygusal bir yanın var sanırım. O güçlü tarafımın içinde çok acayip bir melek var yani. Aslında çok hassas, çok kırılgan bir melek var. Çok göstermek istemiyorum o tarafımı. Açabilir miyiz? Sen kardeşim de benim gibisin anlaşılan. Efendim? Kardeşim var. Sen de. Kardeşim var. Ben ablayım. 3 kardeşim var benim. Babalarla oğulların hikayesi anlatmıştınız bana. Hani babanın ten kokusu falan evet. filan. Bak o da böyle şey ya annesini demek hiç şey görmemiş. Onda da anne ten kokusu yani, eksik. Yani çok çok anne. O yüzden agresif belki de çok. Evet o, çok mi? Çok şey evet. agresif çıkışları oluyor. Anne hani annem çok iyi bir anneydi ama diyor hani sevgisini gösteren bir
çok fedakar, çok iyi ama sevgisini gösteren bir anne değil. Bir kere sarılıp kokladığını bilmem diyor. Hmm. Ve gerçekten Melih'in karakterinde o şey var. Yani kendini korumak evet. için hemen savunmaya geçip sert sert bir mizacı var. Tırnakları çıkıyor böyle. Evet, o işte anne eksikliği ardı. Melek bir dakika, Nesli Hanım. Efendim? Ağlıyor musunuz? Geçti. Ben mesela kardeşlerime annelik yaptım neredeyse. Babam yurt dışına gitti. Hiç bize söylemeden bırakıp gitti. Biz annemle tek başımızaydık. Çok kolay geçmedi yani. Hiçbir şey çok kolay olmadı. Annemin sağlık problemleri vardı. Ben kardeşlerime anne oldum, baba oldum. Herkesin hikayesinde var böyle şeyler. Anlat anlat, içini dökebilirsin. Hani kardeşlerim için daha güçlü görünmek istedim. Kendi sıkıntılarımı, kendi hayatımı hep erteledim. Kendimi hep erteledim. Aslında biraz İstanbul'a gelmemdeki sebep o. Çünkü artık çok ağır gelmeye başlamıştı her şey. Sonrasında şunu anladım ki aslında herkesin hayatı bu yolda tek başına. Biz sadece destek olabiliyoruz ara ara ama kimsenin hayatını baştan yaratamıyoruz. Benim mükemmelliyetçi bir yapım var, çok anaç bir tarafım var. Arkadaşlarıma karşı da öyleyim. Çok benimsiyorum ama bu kez kendimden çok fedakarlık veriyorum. Her şeyi bir kenara bırakıp artık kendim için yaşamak istiyorum. Biraz İstanbul'da öyle oldu. Bugün makyaj yaparken çok duygusal haldan yaşadık. Açıkçası gün boyunca o duygusallığı çok üstünden atamadım. Anne babamın ayrı oluşu, babamın bize söylemeden gidişi, annemin sağlık problemleri, kardeşlerim ve benim o anaçlık hallerim, o sorumluluklar, o sıkıntılar aklıma geldi, o günler aklıma geldi. Çok duygusallaştım. Benim için gerçekten büyük duygular ve üzüntü içinde olduğum bir gündü. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çocuklar gerçekten yani kimi... Ben de annemi mesela, annemle hiç anlaşamazdım çocukluğumda. Benim annem de biraz fazla otoriter ve böyle çok sevgisini belli edebilen biri değildir. Ben de şu an öyleyim ama. Yani bir süre sonra istediğin kadar eleştir, isteme, ona benziyorsun. Bak Melek annesine benziyor. Yani en çok annesine benziyordur. O da belli edemiyor bak duygularını. Mesela anlatıyor şu an, ne kadar değişik. Yani anlattığı şey... Ama bize yansıyan şöyle değil. Ama benim için hayat hiç kolay olmadı ve ben bu hayatta edindiğim her şeyi tek başıma yaptım. Çok yorucu. Yalnız bunlar da insanı ne yapıyor biliyor musunuz? Tahammülünüzü azaltıyor, insanlara olan güveninizi zorlaştırıyor. Yabancılaşıyorsunuz, taşlaşıyorsunuz, yalnızlaşıyorsunuz. Yalnızlık daha keyifli olmaya başlıyor. İşte o da aslında... Niye yaşıyoruz dedirtiyor değil mi? Aynen öyle. Neslihan Hanım, siz hiç evliliği düşündünüz mü? Yani senenin başında birisini düşünmüştüm. Ama yok, çok egolu ve kibirli olduğundan dolayı ondan vazgeçtim. Ama kiminle evleneceğimi mal oldu, öğrendim. Nasıl yani? 1995'te ben istihareye yatmıştım, görmüştüm. Böyle kumral, böyle Hollywood yıldızı gibi böyle saçları şey. Suratı bembeyaz böyle, ince, uzun, zayıf birisi. Ondan sonra ayın içinde de kim olacağını öğrendim. 6 ay içinde hayatıma giriyormuş. İsmi Raşit'miş. Raşit? Evet, Raşit'miş. Bunu rüyanda mı gördün? Yok, rüyamda görmedim. Aynı benim gibi kalp gözü açık birisine mal oldum. Raşit, adı evet. bile söylendi sana evet. yani. Ama bu çıkmaya da bilir. Nasıl bu kadar inanıyorsun bu duruma? İnanç meselesi. Peki ya çıkmazsa? Allah bilir. Dert değil. Hayal kırıklığı olmaz mı sende? Yok, niye olsun? Belki beni sınamıştır, belki sınav yapmıştır. Enteresan İlginç. Bir kadınsın sende. Enteresan sandın. Gerçekten. Ya şeyi soracağım Raşit. Sana. Biraz bize burçlardan bahseder misin? Sen ilgilisin, ben de çok meraklıyım. Mesela bugün hani aileden konuşuyoruz ya. Evet. Akşamleyin ay yengeç burcuna girecek. Şu anda boşlukta. Hani bu ağlıyoruz ediyoruz ya. Duygusal anlar yaşıyoruz ya. Onun evet. sebebinin tamamen şu anda boşlukta olduğundan dolayı. Böyle reaksiyonlar yaşanır.
Yay burcunda mı yani bu özellik? Yok yok, yengeç yengeç. Akşama girecek. Şu anda ben yay burcuyum ama. Efendim? Ben yay burcuyum. Olsun, yengeç burcu senin bir evindedir. O yüzden etkileniyorsun. Yani hani yengeç senin herhangi bir evindedir. Ne olsun, yaya mı gitsin? Buse yay burcuymuş. Ay söyleyelim, aya da yaya gitsin o zaman. Yengece gidecek diyor. Diyor ki yapı, ben bu yay burcuyum. Neye ne yapalım? Aya söyleyelim de yaya mı gitsin? Adnan Bey o zaman Ayşe'nin de çoraplarını gördün mü? Öldürür. Oo, topuklu ayakkabıyla. Çok yakışmış. Yani Veli amcanın bir etkisi yok mu benim üzülmemde? Niye olmasın? O sadece vesile oldu ağlamana. Bir de hareketleri de babana falan benziyormuş ya. Şimdi seni demek ki 6 ay sonra evlendiriyoruz. Allah'ın izniyle inşallah. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Hep kır düğünü isterdim. 6 ay sonra da Nisan'a denk geliyor. Papatyalar olsun böyle güzel böyle çimde işte lütfen güzel doğada olsun. Lütfen düğününe beni çağır. Lütfen tamam, çok merak ettim. Bu Raşit enişteyi. İnşallah Raşit enişteyi herkese tanıştıracağım. Peki biraz yarışmadan bahsedelim. Tabii bugün ki. Final günü, ne hissediyorsun? Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Yarışmacı arkadaşlarım başarılarını. Heyecandan sürekli burnuma kıyıyorum. Neslihan'cığım. Raşit midir? Reşat mıdır? Yani 6 ay içerisinde biriyle evleneceksin ama... Ya ben inan ki anlam veremiyorum buna. Yani hangi boyutlarda evleneceksin... Ne olur nikahına beni de çağır, bekliyorum. Lütfen ama lütfen. Ya Neslihan'la henüz tanışmadı. Henüz kendisini tanımadı. Raşit denen bir adamla 6 ay sonra evleneceğini, Nisan'da evleneceğini söylüyor. Yani bilmiyorum. Yani ne yapacağız bu kadın için? Ben anlamış değilim. Boyutlarda evlenecek herhalde. Ha, ismini de söylüyor, Raşit diyor. Hollywood yıldızları gibi diyor bir de. Ne diyelim, inşallah olur da biz de Nisan'da gideriz düğününe. Haftanın finalinde modellerimizi eksik makyaja çıkarmayı düşünmüyorsunuz değil mi? Kızlar jürinin önüne hızlanın, eller parmaklar hızlatsın. Hadi. Modellerin yüzlerini çok iyi biliyorsunuz artık. Göz makyajını çoktan bitirmiş olmanız lazım. Hadi son anlar. Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Haftanın finalinde süre bitti. Modellerden uzaklaşın kızlar. Elinize sağlık. Eline, koluna, yüreğine sağlık, tecrübene sağlık. Kalp gözünle mi görüyorsun Bilal? Ya yavru kedi gibi olmuş, daha gözü açılmamış yavru kedi. Bu herhalde kedileri besleyen hanım anne. Yeni tarz belki, ne karışıyor? Abi yeni tarz olur, böyle tarz yerin dibine bassın, böyle tarz mı olur ya? Şşş, hey, kendine gel. Ya böyle açacaksın azıcık arasını, ya birkaç tane açık renk girecek. Şimdi ilk fotoğrafını gördüğümüzde böyle. Özetliyorum şu anda, tamam mı? Lafını da bölme. Spreyimi de geri ver. O sprey benim. Al. Hayır benim. Ver. Vermiyorsun. Vermiyorsun. Hayır arkadaşım. Ama benim spreyim. Sen bence al şu ver. Geri al. Sende de özgüven öyle bir tavan yapmış ki çiğ köfte gibi yapışıyor, aşağı düşmüyor. Kuaförüm Sensin de haftanın finalinde sıra geldi en heyecanlı anlara. Bugün bir takım Kuaförüm Sensin rüyasından uyanacak. Bir takım ise 10 bin liralık büyük ödülün sahibi olacak. Değerlendirmeye hazır mısınız? Evet. 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 Veli abicim, siz istediğiniz zaman biraz istirahat edebilirsiniz. Var, oturabilirsiniz. İlk olarak da sizin modelinizi ağırlayacağız. Hazırsanız Neslihan ve Veli'nin modeli Yıldız Berk Tokur gelsin. Ayna kapansın, Yıldız kendine baksın.
nasılsınız? Aynadan bak. Çok güzel. Çok güzel diyor. Yıldız Hanım yıldız gibi parlamış. Ay çok beğendim. Gel. İlk defa seni bu kadar gülerken görüyorum. Çok mutlu oldum. Evet çok mutlu oldum. Nasıl çok hissediyorsun? Beğendim. Çok beğendim. Çok enerjik hissediyorum. Daha genç göstermiş. Yıldız Hanım pazartesi nasıl katıldınız yarışmamıza? Hatırlayalım. Nasıl buldun Koray Veli Bey'in çalışmasını? Vallahi Veli amca amca diye burada ilk başta dedik eskiler meskiler şudur budur. Adam üstadlığını konuşturmuş. Hatta ilk başta böyle bir yanlış bir renk boyalarla bir anlaşamamazlığın olmasına rağmen evet. Gerçekten mükemmel bir renk yakalamışsın. Tabii üstadlık burada devreye giriyor zaten. Teşekkür ederim. Helal olsun. Ben çok beğendim. Çok güzel olmuş. Eline koluna sağlık. Tam bir konsept yani. Konsept. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Sevcan sen nasıl buldun Yıldız Hanım'a? Yakıştırdın mı bu rengi? Arkanızı döner misiniz? Yani kesinlikle çok güzel olmuş. Yüzüne çok yakışmış. Bu kadar natürel bir kumral elde etmekte çok başarılı buldum Veli amcayı. Yeşerebilirdi de çok farklı durumlarla da söz karşılaşabilirdi. Ama natürel buldum güzel. Yüzüne çok yakışmış. Bilal sen neler diyeceksin? Paketlerini attı, sonrasında da diplerine boya sürdü ve hiç saçtan ayrılmadı. Şimdi benim komşum olduğu için sürekli de izliyorum. Sürekli masaj yapıp dipleri ısıttı. Sürekli dipleri ısıttı, o dipteki koyuluk ile aradaki tonu dengelemeye çalıştı. Sonrasında yıkama setinde yine dedim Veli amca yanlışlık mı yaptın dedim. Hayır dedi, böyle çok daha güzel olacak, istediğim matlığı bu şekilde alırım dedi. Eline, koluna, yüreğine sağlık, tecrübene sağlık. 10 numara olmuş. İşte ustalık, tecrübe, yılların tecrübesi bu saçta görünüyor. Ben buna derim, o geçişi de çok güzel vermişsin. Hiç rahatsız etmiyor. O geçiş hiç rahatsız etmiyor. Eline, koluna sağlık. Sağ ol. Şöyle bir her yerde. Sen yapsan rahatsızlık verirdi. Buse, kedik kız makyajı nasıl olmuş? Yani farla yapmış olsaydı eğer o göz kapağı çok kötü halde olurdu. Eyeliner seçmesi güzel bir seçenek olmuş. Sevilcim sen nasıl buldun Neslihan Hanım'ın tekniğini? Vallahi ben 4 gündür takip ediyorum Neslihan Hanım makyajlarını. Şimdiye kadar gördüğüm en iyi makyaj diyebilirim. En azından o göz altındaki o torbacıkları kaybetmiş. Yani iyi bir konsealer kullanmış. Göz makyajında da gerçekten hani onun boyutuna şu anda çıkabiliyorum ben. O kendi boyutuna göre bir eyeliner çalışması yapmış. Hani eyeliner çalışması o kadar güzel ki o kendi boyutuna göre çalışmış Melek'ciğim. Yani ben bunu algılayabiliyorum. Sevicim bir şey söyleyeceğim. Söyle canım. Konseptimiz cat eyes. Kedi evet, göz evet, makyajı. Kedi göz. Ya o ona göre kedi şu anda. Ya bak hayatım şimdi yani kediden kediye fark var. Yani siz hangi boyutta dolaşıyorsunuz bilmiyorum ama biz programın içindeyiz. Valla inan ki senin yani. Boyutundan daha aramıza iyi boyutta dolaşıyoruz. Bence. Hakikaten tamam aramıza mı? Katılın. Yok yok yok. Herkes başka bir şeyden bahsediyor. Ben burada işimi yapıyorum. Benim işim tamam. Eleştiriliyorsa ben de sizin işinizi eleştiririm. Şimdi ve bir dakika kimsenin işini eleştirici şimdi. Bak ben yorum yapıyorum, yorumla karışma lütfen. Bence bir sus. Yorumunu lütfen konsept üzerinden. Aynen ben konsept üzerinden yapıyorum. Ben onun boyutundan konuşuyorum Melek'ciğim. Bence sen bir dur. Teşekkür ederim. Tamam mı? Ya gerçekten beğendim. O eyeliner çekiş tarzımız olsun. O yukarıya doğru o kedi görüş açımız çabayı olsun. Çabayı görenler de var. Çabayı görenler de var. Göremeyenler de var. Herkes kendi eyelinerıyla ilgili konuşsun yani. İyi ki görmüyorum. Dudak rengini beğendim. Şu anda bakıyorum. Ay gibi çıkmış kadıncağız yani modelimiz. Puanları yazın. Günün bence en iyisi. En iyisi. En iyisi. Sonuçta adam üstat yani. Üstat yani. Her saçını beğendim. Aynen. Lütfen makyaj sıfır ama Veli abinin hakkını yemeyelim. Saç 5-5'lik saç. Hakikaten granat rüçü. Evet. Yeşerme yok. Bir şey yok. Granat rüçümüş. Aynen. İlk defa bir şey istedim. Saçla ilgili. Teşekkürler. Rica ederim. Ben Veli amcanın işine bayıldım. Ama bu kadın ne konuştuğunu bilmiyor. Ciddi söylüyorum. Makyajı hiç beğenmedim ama saç olağanüstü. Makyaj çok kötü değil. Bu kadına yapılabileceğin iyisini yapmış. Ama ben Veli amcaya zaten evet, yüksek vermek istiyorum. Beşimizi buraya kullanıyorum. Evet.
Adnan Bey, nasıl buldunuz Veli Bey'in çalışmasını? Doğru bir renk uygulaması olmuş mu? Şimdi Yıldız Hanım bir yaz kadını. Yaz kadının kullanması gereken en koyu rengi yakaladı. Bundan daha koyusu kesinlikle olmaz. Hani onu çok yorgun gösterir ve göz altlarını, bütün mimik çizgilerini hepsini ortaya çıkardı. Tam tadında oldu. Tam bir bebek kumralı yapmış özellikle diplere. Uçlarında yeşermemesini, grileşmemesini engellemiş olması hakikaten büyük ustalık. Eline sağlık. Tabii saçın çok yorgun olması mutlaka bir bakım gerektiriyor. Keşke o şeyden önce bir limon tuzu, bir protein, bir şeyler sürseydin de saç biraz daha iyi toparlansaydı. Ama bu şartlarda eline sağlık. Güzel bir çalışma oldu. Teşekkürler. Ya, çok mersi. Tebrik ederiz. Ayşegül'cüğüm, ne diyorsun? Kedi gözü makyajına çok eleştiri aldı. Neslihan Hanım'ın tekniği nasıl sence? Göz yapısına uygun bir makyaj yapabilmiş mi? Ya yavru kedi gibi olmuş. Daha gözü açılmamış yavru kedi. Ben kediler konusunda çok profesyonelimdir. Yani çok kedi bakıyorum. Evimde de bir sürü kedim var. 40 tane kedisi var. yani şu çekmen güzel. Yani onu anlıyorum Neslihan'ı. Gerçekten hem yaş itibariyle hem de göz şekli, günlerdir söylüyorum ya hafta başından bir, yani bilmesen herkes biliyor, Allah'tan söylemiş. Yani şuradan ve şuradan dikilmiş gibi göz şekli. Biraz daha bu eyeliner'ı ince tutup alta bir hareket yapabilirdin. Şu kriz bölgesinden Meleğin söylediği gibi birleştirebilirdin. Daha bir kedi efekti olurdu. Yani ben de çok fazla sevemedim makyajını ama sen biraz bugün şeye kapıldın. Biraz babandan vesaire anlatırken ben orada, biz burada dedik zaten yetiştiremeyecek diye. Çok sevmedim makyajı. Ama bugün kalırsanız önümüzdeki hafta senin daha iyi adapte olacağını düşünüyorum tecrübenden ötürü. Teşekkürler. Muammer Bey, bu renk, bu tarz makyaj Yıldız Hanım'ın tavrını tamamlamış mı? Doğru bir tercih yapmışlar mı? Yıldız'a gelmeden önce masalara bir şey söylemek istiyorum. Ayşegül'ün her böyle şey yapışında, hani puanlamaya geçtiğinde hep diyor ya masalara, günlerdir size bunu söylüyorum, haftalardır bunu söylüyorum. Ay ben burada bayılacağım bu günlerdir kelimesinden artık. Ya yapıyorlarsa yapsınlar, ya da söyleyeyim bu replik değiştirsin, başka bir şey söylesin. Hep günlerce söylüyor bu kız. Ne yapayım, söylüyorum. Tamam bebeğim, Allah'tan de artık. Allah'tan kayıt altında. Evet. Gelelim Yıldız'a. Yıldız şeydi önceden, kaynana Semra. Çok benziyordu duruşundan falan böyle. Bugün hani böyle bir de suratım vardı ya, böyle dikte duruyor. Ay bugün çenen de inmiş aşağıya. Neden oldu bilmiyorum. Renk sana içeriden enerjimi verdi. Nevin'in dediği gibi boyut mu atladı, ne oldu böyle? Çok hoşuma gitti. Yüzün aydınlandı. Zaten gerçekten şöyle bir durum var. Sanki bana öyle bir geliyor ki biz sadece ne burada Veli Efendi'yle yarışacağız. Her hafta o götürecek mangırları. Bana öyle geliyor açıkçası. Bu masalara da gerek kalmayacak. Tek masa, siz yapın yapın, biz size puan verelim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Gönlünüzde sağ olun. Makyajı da beğendim. Yavru kedi, iri kedi, büyük kedi. Zaten bugünkü şey büyük kedi makyajı. Bugün büyük kedileri ağırlıyoruz stüdyomuzda. Evet. Yani aslan, kaplan gibi. Bu arada önemli bir dipnot geçiyorum. Zaten yönetmenim de sağ olsun bana biraz daha fazla süre verdi. Onun için çenem böyle açıldı. Elbisen çok güzel oturmuş üstüne. Yalnız söyleyeceğim şöyle bir durum var. Bu kısalıkta boyları olan hanımlar asla bilekten bantla ayakkabı giymemeliler. Giyiyorlarsa o bant için diz kapağından 10 santim yukarıda elbise kullansın ki o zaman. Onu da sen kullanamayacağına göre bir daha da böyle tip ayakkabıları tercih et. Tamam mı bir daha? Teşekkürler. Ama gerçekten beğendim. Gerçekten. Tebrik ederiz. Ayağınıza sağlık. Sizi ağırlamak keyifti. Yeni renginizi güzel günlerde kullanın. Ben teşekkür ederim. Hoşça görüşmek kalın. Üzere. Hoşça kalın. Bir
Hilal ve Buse'nin modeli Buse Dilan Kaya gelsin. Kapansın Buse, kendine baksın. Bence en iyi kedi kadın ben oldum. Bugün büyük kedi olarak geldim. Bugün senden, bugün böyle hakikaten leopar kedi. Öyle görüyorum seni. Birkaç tane ona yakışır böyle özel pozlar rica ediyorum. Aslında ne yapacaktım biliyor musun? Ne yapacaktın? Şuradan şöyle bir miyavla çıkacaktım ama bırakmadılar. Yok, o miyav sesi bu buraya yakışmadı şimdi. Kürtleseydin, kürtleyeceğim deseydin o zaman olurdu ama... ha böyle nasıl kürtleniyor bilmiyorum ben onu da. Ama şöyle birkaç poz ver bakalım. Şimdi düşün kendini, leopar giymişsin ve büyük beden defilesindesin böyle. Ve senden onu istiyor koreograf. Diyor ki bana onları göster. Tırnaklarını göster, dişiliğini göster. Hadi göster. Müzik. Hadi polcum senin. Müzik yönetmeni. Alkışlık performanstı gerçekten. Teşekkür ederim. En güzel poz veren model çikolatasını da yedik beraber. Evet. Nasıl hissediyorsun kendini? Saçını gördün sonunda. Güzel hissediyorum. Beğendin mi saçını? Birer'in renk çalışmasını. Saçımı beğendim. Zaten buraya gelirken de aklımda olan kızıldı. Kırmızı tonları, kızıllardı. Bilal Bey'le de konuşunca şey dedi, benim de aklımda olan seni görünce ilk öyleydi dedi. Yani fikirlerimiz uyuştu, fikirlerimiz uyuştuğu için de memnun kaldım. Tek beğenmediğim şey çok beyaz olmuşum ya, zaten beyazım. Sen beyazsın ama. Evet. Onun dışında makyaj ve kirpikler efsane zaten. Ben çok beğendim. Bir şey soracağım, Buse alt dudağı unuttu mu? Süre mi yetmedi? Modeli böyle mi? Bakalım, hiçbir şey söyleme. Pazartesi nasıl geldiğini hatırlayalım. Cevabı da arkadaşlar bulsun. Ay. Kesim, boya, renk. Olay. Nasıl buldunuz Veli Bey? Renk çalışmasını bilelim. Öncelikle eline sağlık. Modern bir çalışma olmuş. Geçişleri beğendim. Arkasını döner misiniz? Benim için önemli olan geçişlerdi, uyumlardı. Sadece bu sağ alt tarafta var, çok hafif bir fazlalık. Onun dışında muhteşem olmuş, eline koluna sağlık. Teşekkür ederim Emi, o şekillendirmeden renk de yakışmış ama. Hanımefendi, önemli olan rengin şekillendirmeden. Bir de saçta şöyle, zaten konuşurken de belli, saç çok ince telli ve paketlediğim zaman da ortaya çıktı. Adnan Bey de gördü, saçta her şey var. Kızıl var, turuncu var, siyah var, her şey var. O yüzden zorlandım ama taş gibi de oldu. Ben neler katacaktım da katmadım. Kediyi çizecektim ama gerek. Olmuş mu Koray? Vallahi zaten modelde bir öyle bir özgüven var ki ona söyle o anı yaşatsın size. Öyle bir yapısı var. Yapılan her şeyi çok güzel taşır. Tabii Bilal yani çok fazla bir şey yapmıyor. Yapmadığı için sürekli böyle gizliyor. Maşalarla böyle bir şeyler yapıyor. Böyle sürekli atımları, çizgisi belli olmasın vesaire. Hiçbir renk gününde ben burada dört haftadır bir kere düz fönlü görmedim. Veya düz styling görmedim. Niye? Çünkü boyası ortaya çıkacak.
Ondan dolayı... Dağıtabildiğin kadar dağıtır mısın? Böyle ondan dolayı... Dağıtabildiğin kadar dağıt. Ondan dolayı çok fazla bir şey... Koray Bey, geçen dostum, haftaki modeliniz bu boyayla gitmedi mi buradan? Ben asla, boyadan bahsetmiyorum. Bak ben asla hiçbir zaman... İyi de sen niye karışıyorsun bilmem. Hayır, unuttunuz sandım ya. Saçların asla ardına saklanmam. Al yani, istediğin kadar bak, geçişe bak. İstediğin kadar bak, tarıyorum. Kendim bak. Ve hiçbir zamanda renkte asla üstüme ya oynayamazsınız, asla. Çünkü ben zaten renk profesörüyüm. Yaptığım her işi, bu saç yanacak saçı ben çok güzel de bir vişne çürüğü yapacağım dedim ve yaptım. Geçen hafta sen kızıl yapacağım dedin, çoğu yere zaten renk tutmamıştı. Bak istediğin kadar tara, dağıtabildiğin kadar dağıt, istediğin kadar geçişlere bak. Şimdi, gel kendin burada incele yani. Yok ben buradan görebiliyorum zaten senin yok, eksiklerini, yani hatalarını onu da söyleyeyim, net görebiliyorum. Gerek de yok yani. Ama hani öyle renk profesörüyüm falan filan deme yani. Bak gülerler yani sana. Ben sana söyleyeyim. Size bir şey söyleyeyim mi? Beyli Bey var ya, bunların hepsini hizaya getirecek bak. Sevcan sen nasıl buldun renk çalışmasını? Yani kızıl fikri model için en doğru tercihtir. Hatta bütün bir kızıl bile olabilir. Daha sonrasında Bilal Bey'le iletişime geçin. Bunu bütün bir kızıl haline bürü. Ben yakıştırdım. Güzel de buldum. Birazcık daha fazla olabilirdi ama şey, mantık olarak çok doğru bir çalışma. Melek, bu senin kedi kız makyajı nasıl olmuş? Aslında kirpikleri çok sevdim. Fakat eyeliner'ından aşağıda durduğu için o efekti sanki bozuyor gibi. Gözümdeki çalışmayı sevdim ama eyeliner'ın biraz daha uzun çekmeni isterdim. Yani şöyle çekmeni isterdim. Göz çevresince değil. Dudağını yarım bırakmanı sevdim. Yani genel anlamda baktığımda en azından kedi kız havası var. Detaylara baktığımda keşkeler var sadece. Eline sağlık. Makyajda kedinin bıyığı gibi olmuş yani. Kedinin bıyığı gözünde mi olur Sevil? Onu böyle değil de şöyle yapsaydı. Bıyık mı? Nasıl buldunuz Neslihan Hanım makyajı? Makyajı güzel buldum. Dediğim gibi şurada Melek Hanım'a katılıyorum. Eyeliner uzun olması. Bir de gölge. Ben kapak çalıştım. Göz kapağı hiç yok. Oraya bir kapak çizdim ki eyeliner'ı çizdiğimde bir netlik olsun diye. Yok, o güzel diye olmuş. Sadece eyeliner hani daha uzun olsaydı ama şu dudağı falan çok beğendim, güzel. Teşekkür ederim. Sevil, kedi kız olmuş mu bu? Ya ben modern buldum çalışmasını gerçekten. Hani ben de aslında düşündüm bugün hani öyle mi yapsam, normal bir şey mi yapsam diye. Ben normaline kaçtım. Yani hani şimdi baktım düştü dedin şahsen değil mi ona? Daha hani dik takmış. Kedinin gözünden daha çok bıyıklarına benzettim. Olabilir. Gerçekten hani bende o şeyi yarattı. Hani yoksa makyajını beğeniyorum yani bu hani temizliğini olsun. Teşekkür ederim. Hani bir tonlarda da böyle birazcık şey yapıyorsun ama iyi yani. Yani şu bir şey de diyemiyorum. Hani onu bıyık gibi gördüğüm için. Neyse. Ya modern bir çalışma olsun, olmuş yani. Güzel. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sevil, sence alt dudağına vakti mi yetmemiş? Ya keşke hiç alt dudak boya var mı yok mu? Keşke hiç boyamasaymış. Zaten boyamamış yani alt dudağı. Ne diyeyim? Hayır canım. Hani zaten boyamamış altı. Kapattım. Kapatmış. Yani ya da sonradan kapatmış yani, hani göremiyorum. Puanları yazın. Bıyık. Abi niye yazacağını da unutturdun bana. Saçı beğendim. Makyaj da fena değil. 2. Makyaj da çok güzel, saç da güzel olmuş. Onun için 5. Adem Bey, nasıl buldunuz Bilal'in renk çalışmasını? Bilal'cim eline sağlık. Ben çalışma yaparken gördüm paketlerin içinde. O tutamların hepsi ayrı renkti.
Yani pembesi, kırmızısı, turuncusu her rengi vardı. Nasıl getirdin o saçı da o hale bilmiyorum Buse. Yani bundan sonra ne olur? Bu renkte kal. Öyle zıt pırt renk değiştirme. Sen bir kış kadınısın, hatta pamuk prenses tiplisin. Beyaz ten, koyu renk saç. En yakışan renkleri yaptı. Ve keşke dün de böyle dalgalı şekil verseydin. Çünkü böyle bir bedene basık saç asla olmuyor. Asla olmuyor. Mutlaka hareket gerekiyor. Eline sağlık. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Ama bu senin makyajı puanımı etkilemeyecek. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Ayşegülcüğüm, nasıl buldun bu senin kedi kız makyajını? Göz makyajı çok güzel gerçekten. Tam bir kedi makyajı var. Katılıyorum, kirpik olabilir diye düşündüm ben de. Bana sordun arada hatta. Evet, olabilir demiştim ama kirpik onu biraz düşürmüş, bozmuş. Çok güzel bir göz makyajı var ama dudak olmadı. Yani bu modele Buse'ye yakışmadı. Neden? Çünkü bugün biraz kontürlerini de zayıf buldum. Nedenini anlamadım. Yetiştiremedin mi, yapamadın mı? Bir de şu alt dudağı boyamadığın için, üst dudağı da ince olduğu için burada bir siyahlık var ya, 6V yakayla birlikte çok büyüdü. Ve dolayısıyla biz onu yakıştıramadık. Yani makyajı kötü gösteren aslında o alt dudağı boyamaman oldu. Puanım. Göz makyajın için. Hatıra defteri vermiştim. Yazdınız mı? Neler yazdım? Okuduğun zaman 75 kilo vereceğine emin olabilirsin. 75 kilo verirsem sadece kemik kalırım. O zaman hiç sevmezsin. Özgüvenim olmaz, vallahi olmaz. İyi, tamam, şimdi eleştirilerim başlıyor, o zaman devam edeyim. Peki. Ne yazdınız? Gözde Hanım, o hatıra defteri lütfen gizlidir. Herkes okusun diye yazmıyorum. O şeye de bakmayın. Güzel şeyler yazmıştım ben onun şeyine. Saçı çok beğendim ama makyajı asla beğenmedim. Gerçekten beğenmedim. Yani orada kedi medi gibi bir şey görmüyorum ben. Hani kedi yüzü de görmüyorum, hiçbir şey görmüyorum. Orada bir Bülent Ersoy kirpiği var, o kadar. Onun dışında da ama saçın rengi, her şey çok güzel. Her şey kararında olmuş. Hep gül kız, yüzün hiç solmasın senin inşallah. Güleyim ki siz de gülün. Enerjimi alın. Burada da yeni adet edindim, dördüme bak. Teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Muammer Bey, bence sizin yazdıklarınızı bir okusak mı? Hayır, okumayın. Bunlar özel şeyler. Ben orada sana karşı olan aşkımı da söyledim. Oo. Ondan sonra seninle karşı aşk duyduğunu söyledim. Aa, çok ayıp şeyler bunlar. Ben çok merak ettim, okumamı. Hayır, sonra okur ettim. Size sonra okur yani. Bunu herkesin duymasına gerek yok. Hayır. Okursan burayı terk eder. Benimkini okusun, okuyabilir. Niye? Okusun. Ne olacak? İyi, aman niye okuyorsan oku. Uğraşamayacak. Anım manım yok. Buse. Seni herkes çok... Hayır, yanlış okudun. Buse'yi düzgün oku. Buse. Orada Buse mi yazıyor? Buse yazıyor. Aynen. Sen uzun kadın olduğun için ben de orayı uzattım. Boyum böyle. Kadar. Evet, boyum kadar. Buse. Seni herkes çok seviyor. Nedeni... Neden mi diyorsun? Çünkü çok şekersin. Burada bir figür var. Muammer Ketenci. Evet. Bir şey yazı daha yazıyor var, onlar ama o da bende kalsın. Evet. Biraz ekrandakiler meraklansın. Sonra sen onları sosyal medyandan söylersin. Siz de yazacaksınız. Tamam. Ayağına sağlık. Seni burada ağırlamak harikaydı. Ben de katıldığım için çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Güzel bir çıkış yap. Yeni saçlarında güzel günlerin olsun. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Ay, bizi tırmalama abi. Yerim onu ben ya. Bizi bırak, tırmalam. Sevcan ve Meleğin modeli Tuğçe Kızıler gelsin. Ayna kapansın, Tuğçe kendine baksın. Yani şu an
Saçlarım gerçekten... Gel, gel. Saçlarımın rengi gerçekten çok güzel olmuş. Her zamanki gibi. Makyajın komik bulmamın sebebi konseptle alakalı. Ama bence tam böyle hani tekir mi derler ona? Biraz tombul yüzlü bir tekir kediye benzemişim şu an bence. Yok, biz seni İran kedisine benzettik. Evet, evet, o da olabilir. Çinçila. Yani Çinçila. İran kedisi de olabilir. Yani konsepte uygun buldum kendimi. Ne diyeyim, ama çok üzgünüm gerçekten. Bugün son günümüz, final günü olduğu için sizden ayrılacağım için, özellikle de sizden ayrılacağım için çok üzgünüm gerçekten. O yüzden çok fazla bir şey demek istemiyorum. Çekmeyin. Gerçekten üzgünüm. Buradan ayrılacağın için çok üzgünüm. Ben sen buradan ayrılmadan, bir şarkı dinlemeden, ben senin sesini duydum. Nasıl şarkı söylediğini duydum. Hem de hayalinin bir mikrofonla şarkı söylemek olduğunu duydum. Evet. Seni o şarkıyı buradan söylemeden hayatta bırakmam. Aa, ya, al bakalım. Sürpriz mikrofon. Oo, gerçekten. Arkadaşlar, harika bir sesi var. İnanılmaz şarkılar söylüyor. Ay, şu an birazcık heyecanlıyım. O yüzden sizin bildiğiniz değil, belki bilmediğinizi düşündüğüm şarkılardan yabancı bir şarkı söyleyeceğim. Çünkü bildiğiniz bir şey söylesem riske atmış olurum kendimi. I heard that you said then that you found a girl and you're married now. I heard that your dream came true. Guess you gave you sex, I don't give to you. All friends, why you so shy and like you to hold back or hide from the light? I hate to turn up, I love you, go on and buy the bride. Couldn't stay away, I couldn't fight it. I hold you to my face, and that's just, that is that for me. It is another. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Too, don't forget me, I beg. I remember you say, sometimes it makes you laugh, but sometimes you hurt and stay. Sometimes it makes you laugh, but sometimes it hurts and stay. Yeah, yeah, yeah. Çok heyecanlı. Çok heyecanlandım. Evet, kesinlikle. Nasılmış mikrofonda şarkı söylemek? Ya daha önce de söylemiştim ama tabii böyle bir platformda kesinlikle bu kadar çok izleyiciye ulaştırmadan yapmıştım ben bu işi. Şimdi ilk defa böyle bir şey oldu galiba. Gözde Hanım, Adel burada sandım. Ah, nerede? Çocuk da Türkçe bir şey söylesen bize. Olur. Ay, nasıl bir şey? Yani, kimden söyleyeyim? Sıla mı? Ben de. Sıla, tamam. Tamam. Vur Kadir Usta mı? Bayılırız. Nakarattan mı nakarattan gireyim? Yok, baştan da girebilirsin. Nakarattan söyleyeyim ya, heyecanlıyım şimdi. Nakaratı söyle hadi. Vur kadehi ustam, bu gecede sarhoşuz. Kalan sağlar bizimdir acıdan, mayhoşuz. İki satırlık adamları musallat ettik ömrümüze. Bundandır böyle dibe vuruşumuz. İki satırlık adamları musallat ettik ömrümüze. Bundandır böyle dibe vuruşumuz. Bundandır böyle dibe vuruşumuz. Ederim. Selamlar, buradan kendisini çok seviyorum. Söylerim. Ah, teşekkürler. Evet. Pazartesi nasıl geldin? Hatırlayalım mı? Hayır. Karşıya bak mı Zeki? Sanki hapishaneden kaçıp gelmişim gibi. Nasıl buldun Bilal? Yani kesim olarak çok güzel bir değişim olmuş hafta başından, eğer şu ekran için söylüyorum.
Yani öndeki koyuluğu bilerek bıraktın herhalde. O güzel bir hava katmış. Renkte birazcık daha açıklık beklerdim ama bu yoğunlukta değil. Daha slight ve daha uçlarda çok eğlenceli olurdu. Eline sağlık, çok güzel olmuş. Ama biraz amatör buldum. Alımlar falan hani o koyuluk arada hiç yok. Var. Yani şekillendirmeyi görünmüyor. Hep hayır. Böyle önüne doğru yaptın. Bak şimdi sen paket attığın zaman gelişi güzel attın. Onu hissettirdin yani bize. Keşke kalp onu... gözünle mi görüyorsun Bilal? Efendim? Kalp gözünle mi görüyorsun? Yok, gözlerim yetiyor. Sadece öne atmadın, onu bilerek yaptın, gördüm, ayırdın, devam ettin. Onun dışında çok böyle gelişi güzel tık 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 hemen ayırdın, attın. Bir profesyonellik bulamadım. Ama Allah'tan ki dip renkle attığım paketler birbirine uyumlu olduğu için çok sırıtmıyor. Ama biraz daha açık olsaydı bana göre çok daha güzel olurdu. Açık ve daha seyrek. Eline sağlık. Bak görüyor musun Bilal'in yorumlara bak. Veli Bey'den sonra Bilal teknik konuşma kararı aldı. Bak yemin ederim. Değil mi? Teknik konuşma kararı aldı. Daha hırsla bugün o saçı yaptı. Yani hırsla ve daha becerisini, evet. Bütün hepsini kullandı. Değil mi? Bilal'in konuşma şeyi değişti. Yani ciddiye almaya başladı daha fazla. Koray nasıl buldun Sevcan'ın çalışmasını? Vallahi ben doğru fark göremiyorum ya. Yani renk tonunda daha çarpıcı bir şeyler de yapabilirdi aslında ama. Yine atımları en azından... Çarpıcı yani... kızım mı yapayım sürekli çalışmak o ya? Hayır, çarpıcılık başka. Bir paketle bile çarpıcılık yaratabilirsin. O ayrı bir şey. Bunun için ben tabii o kadar daha... basit çalışmalar yapmıyorum. Biraz daha... Kendimi zorluyorum. Üstat ve biraz daha pişmen lazım. Kendimle yarışıyorum dedim. Rakiplerimle yarışayım dedim. Sen ama biraz rakip daha olarak pişmen görmüyorum lazım. Seni. Kusura senin, bakma Koray senin, abi. Senin çünkü daha çok yenisin bu işte. Ama yine yeni olmana rağmen yine iyisin. Kötü değilsin. Ya ama... yenilik, eskilik bilmem ne nedir yani? Lafımı bölme ben konuşurken. Bir bekle. Bölerim. Bir bekle, yorum yapıyorum ben. Yaptığın yorum benim modelimle ilgili. Tamam ben yorum yapıyorsam yani. Sen dinlemek zorundasın. Dengesiz yorumlar yapıyorsun. Senin modelin yani daha bir çarpıcı çalışabilirdin diyorum. Biraz farkındalık yaratabilirdin. Modeline çok yani bunu özetliyorum şu anda. Tamam lafını da bölme. Spreyimi de geri ver. O sprey benim. Burada... Al. Hayır benim. Ver. Vermiyorsun. Al spreyi. Vermiyorsun. Hayır arkadaşım. Ama benim spreyim. Sen bence al şu süngerini al. Hadi hadi oradan. O sünger sizin masanıza yetişmişti. Hayır hayır hadi hadi İki oradan. Gündür çok zaten oraya. Sen. Hadi 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 o sen süngerini al. Ya bir dakika bu çocukça ya, bir hareketti. Yok onu aynen. Ver bunu ver. Aynen. Çok saçma. Tamam, bunu lütfen devam ettirmeyelim. Ben sadece saçla ilgili. Tamam ben yorumumu yapayım. Aynen. Sen de çok konuşuyorsun. Ne konuşuyorum ben? Çok konuşuyorsun. Nerede konuşuyorsun? Bak konuşmuyorum. Konuşacağım ben bunu. Tamam hadi konuş. Burada saç yorumlamam gerekiyorsa ben yorumlayacağım burada. Yorumluyorum. Şu anda hiçbir farkındalık görmüyorum. Bana soracak olursanız ben hiç beğenmedim ya. Yani çok daha güzel şeyler yapılabilirdi. Sizin yorumlarınızı alalım en iyisi efendim. Yorum ben herkesin fikrine katılıyorum. Oturarak da yapabilirsiniz yorumunuzu. Yok sıkıntı yok. Rahatsınız. Teşekkür ederim. Öndeki koyuluğu beğendim. Eline sağlık. Çalışırken de gördüm. Tek sıkıntı yoğun çalışmışsın. Yoğun çalışmasaydın. Nedenini söyleyeyim mi? Bak yoğun çalışmasaydın tane tane uçlarda böyle gözükürdü. Sanki arkadan baktın ama düz boya gibi duruyor. Bütün sıkıntı o. Ama bazen... Yoksa renk uyumu falan hani yokmuş değişiklik. Var. Hafif var ama çok değil. Çünkü önden baktığımız zaman da arkadan döndüğü zaman açık ki dönün arkanızı. Bak tamamen şey yani boya düz boya gibi duruyor. Işıltılı bir saç gibi durmuyor. Bak eski saçını da yanına getirdiğin zaman çok uçurum fark yok renk olarak. Bir ton iki ton var. O da güzel aslında. Görüntü fena değil estetik olarak. Yakışmış mı? Ha, beğendim. Teşekkür ederim Bilal amca. Ama çalışmanı fazla buldum bu saç için. Neyse Hanım makyaj nasıl değerlendiriyorsunuz? Makyajı beğenmedim. Nesini beğenmediniz? Melek Hanım'ın bana yaptığı yorumlardan dolayı değil. Hani bir tane atasözü var ya tencere seninkinden benden kara falan bir şey neydi tamam. Tencere anımsın. Dibin kara seninki benden kara. O hesap. Beğenmedim. Hoşuma git dedi. Neyi beğenmediniz? Gözler bütün siyah. Onu beğenmedim.
Bir tek şuradaki şirinlikler işte noktalar güzel olmuş. Bir de bıyık çıkarsaydı 10 numara. Gözü beğenmedim. Şeyde herhalde birbirlerine baktılar ruj konusunda. Hiç bakmadık, hatta gördüğümüzde şaşırdık. Döndüğümüz iki anda böyle aa sen de mi yaptın dedik yani. Çok büyük tesadüf. Benim sanki böyle copy paste gibi olmuşsunuz. Şurada dil efekti var. Biri yani dili çıkarıyormuş, biri çıkarmıyor. Copy paste gibi olmuş. Yo, ben her zaman özgün çalışırım. Tamam. Ben de yorumumu yapıyorum. Sen yorumumu yaptın. Melekliğini gösterdin. Ben de vesiliğimi gösteriyorum. Profesyonelliğimi gösteriyorum. Söylüyorum. Ben onun söylemeye çalıştığı şeyi anladım. O uç kısmı küçük kaldı. Daha böyle gözü o genişlikten... Küçük. Bir dakika. O genişliği geniş tutacağından ziyade hafif daraltıp daha çekik gelseydin... Ha, evet, o söylediğin çok, çok daha doğru. Çok daha güzel bir kedi çekikliği olurdu. Böyle hı, yuvarlak gelip bir minik gelince o zaten gözünü açtığında o miniklik de kayboluyor. Söylediğin şeyi çok mantıklı buluyorum. Bak kaç yaşında ne kadar doğru yorumladı bu işi. Profesyonelliği. Tebrik ederim seni. Ama İlk kez söylediğim şeye katılıyorum. Ama genele baktığında evet bir kedi makyajı. Ben şu beneklerin çillerini çok sevdim. Dudağını da dil çıkaran kedi diyorsun ama mesela sen söylemeden ben onu tahmin etmemiştim. Yok, sadece hani dudak rengi gibi olsun. Ama söylediğin de mantıklı. Şu kenarları konsilerle kapatıp oraya yuvarlak bir pembelik geçseydin tam anlamıyla dil çıkaran bir kedi olurdu. Çok da güzel olurdu. Ama böyle sen söylemeden anlaşılmıyor ne yaptığın. Genele bakarsak iyi görünüyor. Sevil'i sen nasıl buldun? Ya ben bakıyorum dil muhabbetini anlayamadım ben gerçekten. Yani hani dil çıkaran kedi, dil çıkarmayan kedi. Hani şimdi konsept buna mı döndü onu da anlayamadım yani. Neyse eyeliner'da aynı söyleyeceğim şeyi zaten Buse hani söyledi. Genel anlamda göz makyajı güzel olmuş. Arada. Ya farla yapmışsın ya da. Dudağını anlayamadım, onu da anlayamadım. Hani o tek dudak yapmanızı bu yeni trend mi değil mi? Yok, kedilerin ya da alt dudağı yoktur. O yüzden. Ha, onu mu? Kedilerin hatta, alt dudağı yok, üst dudağı var. Hatta ben şöyle bir şey yapmak var. İstedim. Fakat baktığı o zaman da kedi yüz gibi olacaktı. Onu ama şuradan, burada o dudak var. Çizgi halinden ben yok ettim. Yoktu. Seninki... Ama ya ben bir yorum karışma, karışma ya. Kedilerde M yok yalnız. Allah'ım bir yorum yapıyorum. Şöyle gelir o. Biraz daha uzun da gelir ama o zaman kedi yüz gibi olacaktı. Ben sadece biraz sempatik hani, katması doğru, için doğru. Yaptım. Onu hani inan ki onu ben de düşündüm. Hani keşke o at dudağı da yapıp şahsen Ayşegül Hanım söyledi benim dediğimi de. Hani ondan duymuş gibi değil. Hani şuralara bir çizik falan atsaydım. O işte hani onları belki, yapsaydım o zaman hani şey gibi yerine. Partiye giden bir kız gibi olacaktı. Yani sadece evet, bu kanalıyla normal kedi kalmak gibi istedim. Anladım, eline sağlık. Teşekkür tam ederim. Tam kedi olmuş. Puanları yazın. İki verelim ya. Çünkü makyaj o kadar da kötü değil. Kedi makyajı sonuçta. İki verelim. Emin mi? Bir mi verelim? Bir verelim, bir verelim. Hiçbir sempatim kalmadı. Adam Bey nasıl buldunuz? Sevcan'ın renk çalışmasını modelin yüzüne doğru bir renk seçmiş mi, yakışmış mı? Dipleri koyultarak bir derinlik kazandırdı. Uçlara da attığı balyajları sevdim. Ancak Veli Bey ve Bilal'e katılıyorum. Biraz fazla oldu. Fazla olunca o değişim kısmı da yok oldu. Halbuki az olsaydı ve bir uçlar bir ton daha açık. Böyle o ton sür ton geçişi daha iyi vurgulasaydın gerçekten çok güzel olacaktı. Ben doğru renk olarak buluyorum. Çalışmada iyi ancak o balyaj kısmı biraz fazla. Teşekkürler hocam. Ayşegül'cüğüm makyajı nasıl değerlendiriyorsun? Makyaj güzel. Sadece çok kapakta bıraktığı için yani şöyle yapıp burayı biraz kısa tuttuğu için. Şuralarda da bir koyuluk olsaydı o daha iyi çıkacaktı o kedi makyajı. Ama söylediğin şeye çok çok katılıyorum. Yine Muammer Bey bana diyecek ki ben sürekli program başından beri sürekli söylediğim bir şey bu benim. Yani mesafesine bakın. Çünkü bu makyajı onu modeli yaparsın yakışmaz, öbürüne yaparsın olmaz. Yani bir sınırımız olması gerekiyor. Biz burada mesela Hint makyajı konsepti yapıyoruz ama sarışın bir model geliyor. Diyoruz ki ya da çok küçük gözlü, çekik gözlü. Ne yapın? Ona göre yapın Arap makyajı. Yani modelinizin yüzüne göre Arap makyajı. Neden? Çünkü yapamazsın yani o mesafe onda yoksa çirkin bir görüntü çıkar ortaya.
ölçülü olmuş o manada. Bunları ben de sevdim ama dudağını sevmedim. Yani yani sevemedim bu dudak şeyini. Yani o ya tam gerçekten kedi gibi yapıp olsaydı güzel olabilirdi. Bu böyle yarım kalıyor. Bir de biraz tabii toplu hanımları ağırlıyoruz bu hafta stüdyoda. Dolayısıyla bu altı ruj olmayınca gerçekten çok büyüyor bu mesafe. Ama onun dışında güzel, ellerine sağlık. Özenli bir göz makyajı var. Teşekkürler. Muammer Bey, nasıl buldunuz saçın, makyajın ve tasarımın uyumunu? Ben hani çok fazla falan dediler ya, bana hiç fazla görünmedi. O geçişlerin alttaki yoğunluğu falan da benim çok hoşuma gitti. Tabii şimdi onlar bu işin profi oldukları için daha biraz daha farklı düşünüyorlar ama beni hiç rahatsız etmedi. Benim çok hoşuma gitti. Ben bu tip değişimleri az az görmeyi sevmiyorum saçta. Ben daha yoğun gözden seviyorum. Belki takıları da hep böyle yoğun taktığım için her şeyi yoğun seviyorum. Makyaja da bayıldım. Dil çıkarmış, çıkarmamış isterse. Yani sonuçta şeye çok yakışmış. Tuğçe'ydi değil mi? Çinçila'ya çok yakışmış. Ben çok beğendim. Elbiseni de çok beğendim. Demin söylediğim gibi. Ama sen biraz daha tabii boylusun. Şeyde hani boy ortalamalarının altında olan hanımlar bilekten bantlı ayakkabıları tercih etmeyin lütfen. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz hocam. Ayağına sağlık. Seni ağırlamak keyifli. Şarkı için teşekkür ederiz. Yeni saçlarını güzel günlerde kullan. Teşekkür ederim. Her şey için size, hepinize çok teşekkür ederim herkese. Biz de sana çok teşekkür ederiz. İlk geldiğim gün inşallah Koray Bey ve Sevil Hanım'a giderim demiştim ama şu an yani iyi ki sizinle çalışmışız. İyi ki size gelmişim. Ben çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Duaların kabul olmuş. Evet. Hoşçakalın. Sağ olun. İyi günlerde kullan saçları. Teşekkürler. Son olarak Koray ve Sevil'in modeli Meltem Saltar gelsin. Meltem kendine baksın. Gel. Yüzün gülüyor. Nasıl hissediyorsun? Nasıl olmuş saçın? Renk geçişleri çok güzel olmuş ama yine tabii fönün şu arkasını beğenmedim ama renk falan güzel olmuş. Ama istediğim renk değil. Ama güzel. Yani kötü değil. Ama güzel. Ama tam istediğim renk değil yani. Çünkü ben tam gri istedim ya da tam sarı ombre istedim. Ama balyaj gibi duruyor şu an yani. Tamam. Pazartesi günü nasıl geldin hatırlıyorum. Nasıl buldun Sevcan? Renk çalışmasını. Ben riske girmemiş. Sağ olsun. Konsept gereği boya olduğu için 2-3 paket atmış. Bizi burada yorumlamaya bir boya şeyi çıkartmış. Yüzüne en yakışan rengi bulabilmiş ve uygulayabilmiş mi Koray? Ben bir değişim göremiyorum açıkçası yani. Orada yapmak istediği renk ne renk? Yani yeşillik var. Arkanı döner misin? Böyle dorenin üstüne, dore sarının üstüne gri boya sürününce bu ton alır. Ben ona benzettim yani. Üç boyutlu saç gibi duruyor. Ne diyeceksin Koray? Söz hakkı bana geldi mi? Yorumunu yaptı. Şimdi biz modelimizle konuştuk. Gri tonlarda hedef çizdik yolumuza. Ama tabii saçında bir test yapamadığımız için. Çünkü ben salonumda çalışırken bu tarz koyu saçlarda ve uzun zamandır boyanmamış saçlarda öncelikle balyaj, ombre, sombre ne olursa olsun bir paket test yaparım. Ama biz burada süremiz kısıtlı olduğu için test yapamadık. Haliyle
gri için niyetlendik ama saç çok fazla açılamadığı için baktım ki zaten dün, şimdi az önce yine yan yana gelen resimde baktım. Yani arada hiçbir fark yokken bu kesimle dün modelimiz ağladıysa dedim ki aman Allah muhafaza. Yani bu saç dedim şimdi yıpranır, yanar. Eyvah eyvah dedim. Yani annesi bile aradı direkt, gördün. Yani biz aradık, annesi babası telefonda. Bir şey söyleyeceğim. Sıkıntı olabilir. Bir şey söyleyeyim. Yani sonuçta yarışma tabii ki bizim için önemli. Burada yarışıyoruz ama ben modelimi üzmemek adına, hani bir daha ağlamasın diye, burada gözyaşları sel olmasın diye onu çok fazla üzmemek için istediği şeyi yaptım. Çünkü şöyle İstediğim şey olmadı dedi. Ya tam gri ya... Evet, çok affedersiniz lafınızı böldüm ama ben zaten geldiğimde dedim ki ya tam gri bir omre ya da tam sarı bir omre istiyorum dedim. Zaman yani, işte bak. Ve, hani şimdi ben bu saçımda omre görmüyorum. Ya yanlış mıyım bilmiyorum ama bu saçta omre yok. Çünkü omre böyle olmaz. Bu saçta sadece aralarda balyaj. Yani resmen... Aynen öyle. Hani röfle gibi balyaj atılmış bir saç bence. Çünkü seninle yani bilmiyorum. Bizim... Ben bildiğim öyle. Ha tamam evet, üzdün mü üzmedin, yine de kurtarmışım saçı. Yani ben yine de bu aradaki renklerle bir şeyler yapabilirim. Şimdi ama zaten dediğim gibi bak, istediğim bir yaşına renk veriyorum her şeyi. Ki sen şey demiştin hani hal bana. Hal ve hareketlerini. Koyu gri olacak. Hani gri de göremiyorum. Aynen. Ben saçta. Açılmadığı zaman da yani yansaydı saçı. Ama o zaman uyaracaktın beni. Burada artık takla atardın ağlaya ağlaya. Tamam, hayır uyaracaktın. Tam şu an olmaz. Çok küstah konuşuyorsun. Takla atan ben olmazdım. Sen olurdun. Ondan bu bir. Dolayı sen. İkincisi de bana gri dedin ama bu saçta ben gri görmüyorum. Tamam mı? Görmüyor. Ha ağlamam. Ağlamam. En azından şöyle bir şey söyleyeyim. Berbat ettiğin saçı biraz da olsa düzeltmişsin. Tamamdır. Ben de şöyle hemen son noktamızı koyalım. Bir, senin ağlamanı istemedim. Yine senin çocukluğuna veriyorum, gençliğine veriyorum konuşmalarını. Çünkü biz büyükler olarak, aynı zamanda kadın kuaförleri olarak üzerimize düşeni yaparız. Saçla ilgili Bilal'in yorumunu almak istiyorum. Saçla ilgili yani konuşalım ben, arkadaşlar. Haftanın başından beri Meltem ile o masanın enerjisi çok güzeldi. Ne oldu da dün böyle bir ipler koptu, ben onu çok merak ediyorum. Bu sadece kesim değil bana göre. Ayrıca onun attığı paket yoğunluğunu aslında sen atsaydın Koray. Saç açılmıyorsa dahi o yansımayı çok güzel biz görürdük. Senin attığın paketleri, onun attığı paketleri sen atmalıydın. Açılmayan saçlarda paket yoğunluğu artarsa eğer yansıma daha çok açığa döner. Aklında bulunsun. O yüzden şu anda renkler belirsiz görünüyor. Ne sarı görebiliyorum, ne gri görebiliyorum, ne yeşil görebiliyorum. İşte adını koyamazsın. Neden? Çünkü zaten biz soğuk. Bak şimdi burada yine bir ustalık var burada. Dostum bunda saçın gidişatında. Çok ustalık var inanamıyorum. Saçın bunda gidişatında sen risk almak istemedin. Bak ucunda saçta deformeler başladı. Alsa mıydı? Başlayıp da saçını yaksaydım şu an daha mı iyi yorum yapacak? Bak. Heh. Burada biraz delikanlı konuşalım kardeş, Bilal. Bir saniye bir dakika. Heh. Bak Sevcanlar hadi. Modeli hariç benim modelimin saçından da, Emin'in modelinin saçından da daha sağlıklı bir saçı var. Açılmayabilir bak, bilemem, incelemedim. Belki daha önceden siyah yapmıştır, koyu yapmıştır, bilemem. Kaç tane var? Ama saçı zaten bayağı inceltmişsin. Sen o yoğunluğu, o paketi tamam açılmıyor. Gördün ilk pakette, baktın aa bir kızıl yansıma var. Değil mi? Ya da saçın zemin rengi dediğimiz, hani yansıma rengi dediğimiz saçın alt tabakasında. O var. Baktın olmuyor. Hemen aralara paket atacaktın. Hemen tık 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 tık. Ya paket niye atıyor? Birkaç zaten paket daha saç atacaktın. İnce bir saç. Komple bir değişim de yapabilirdi. Hayır. Komple. Çok yoğun şimdi bir bak, saç yok paket ki. Attıktan sonra onu tekrar sıfırdan yapma riski alamaz. Kimse de almaz. Canım bak, Bilal'in daha önce yaptığı gibi dipler, açık uçlar, koyu saçlar ben yapmam. Anladın mı? Ben böyle saçlar yapmam. Bu saçın da uç kısmında boya var. Koyu renkler var. Koyu renk olduğu için yani ciddi anlamda dün bir de yani psikoloji çok önemli. Biraz da psikolojiye bakın. Her şey saç yapmak değil. Bak, biz arkadaş, de öyle yaptık biraz önce. Dün sen burada beni anlamadın. Kızın, bak bu genç kızımız dün burada bayılacaktı neredeyse ya. Yani saç boyuna bakıyorum. Boyunda biraz yine önce itiraz ettiğin açıklamamıza şu anda ama kendini savunmak olarak kullanıyorsun. Savunmuyorum. Savunurken kullanıyorsun. Benim şey söyleyeceğim. Bir döner burada misiniz? Bir döner ben misiniz? Ben yine de modelimi korumak istiyorum sadece. Aynen. Niye biliyor musun? Bir daha bir şey niye? Çünkü söyleyeceğim. Çünkü o benim modelim.
Gri demiş, sarı demiş. Orada. Yapmaya çalışmış, becerememiş. Bak bir şey göstereceğim sadece. Aslında beceremediğinden böyle bir şey çıkmış ortaya. Çekmecede. Gayet de güzel yansıma görüyorum. Bak, ben hayır, burada. Hayır, hayır. Sadece bir şey söyleyeceğim. Bir saniye bir dinleyin lütfen ya. Şurayı göz çok önünde bulunduralım. Bak be. Şurayı. Kaç çizgi var abi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Düzelt, düzelt önce. Gördüğümüz gibi bulunsun. Bak düzelt, 6 tane çizgi var bak. Az bir, önce elinle iki, üç, kendi dört, saçını beş, tarıyordun altı. Ya onu da bir tara. Ben saça dokunmadım. Hayır onu da bir tara. Ya bir saniye bir dinle arkadaşım tara, ya. Tara tara. Sesini yükseltme. Taramıyorum. Bana ben sesini yükseltme. Sesini yükseltmeden yorumunu ya. O artistlik yapan o. Hayır ses yükseltmeyeceksin burada. Arkadaşım. Heh. Sen beni dinlemek zorunda mısın? Bu ses tonuyla konuşabiliriz aynı. Program gereği. Evet. Tamam mı? Evet. Ben çünkü seninle muhatap daha fazla olmamak için ses tonumu yükselttim. Yoksa aynen. Ses tonunu yükseltmeden konuşursan sabaha yani kadar konuşuruz. Neyse. Şurada 6 tane çizgi görüyoruz. Belli belli. Aynen. Ama burada 16 çizgi olsaydı ne olacaktı? Sen şimdi o saçı bir şöyle bir 16 düzeltsene çizgi arkadaş. Olsaydı. Niye düzeltmiyorsun? Sen, ne düzelteceğim bana ne ya? Şurayı niye düzeltmiyorsun? Bana çünkü ne canım? Senin yaptığını çünkü düzeltecek adam değilim ben. Koray Negiz'in imzası var o saçta. Tamam o yüzden imzanı sen düzelt. O saçın yanından neyse bile geçemezsin. Neyse arkadaşım biz farklı dillerden konuşuyoruz. Çünkü sen anlamıyorsun beni. Bir profesyonel sen, nasıl dinlenilir bilmiyorsun. Sen anlatacak hiçbir şey yok. Sen bana düzgün şeyler göster. Ben seni dinleyeyim. Boş konuşuyorsun. Aa, harbiden boş biz konuşuyorsun, niye? Boş konuşuyorsun. Dinlemiyoruz gözden şey müdahale sen eder misin? Sen bana cevap veriyorsun. Ne yapacağım? Müdahale eder misin? Boş konuşma profesörüne cevap veriyorsun. Dün ne yaptı? Dün kızın üzerine gitti, 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 kızı ağlattı. Yine aynısını yok, yapacak. Yok benim modelimin üstüne gitti. Yani modelleri karıştırdı. Senin modelinle aynaya bakar bakmaz ağlamaya başladı. İşte bak Koray. Hassas hassas. Gerçekten kızı, benim modelimin ikiniz üstünüze geldi. Burada tutup barı barı mı ağlattınız? Bu. Anladın mı? Bak ben sana anlayacağın dilden konuşayım mı? İyi de kıza söylediğin şeyi yapamam. Bak, bir dakika anlayacağın dilden konuşayım. Bak amatörler ligi, şampiyonlar ligi. Anladın? Sen değil aynen şampiyonlar ligi. Gördüm. Ben keşke boyayamam deyip de düz siyah boya atsaydın benim için daha güzel olurdu biliyor musun? Emin ol. Allah'ım yarabbim ben mi anlatamıyorum derdimi? Anlatma bence anlatma sus. Canım, bazen buraya susmak her şeyi açıklar. Allah Allah. Sus. Ekrandakiler karar versin sen sus. Yeter. Ama yeter. Yok yani bu kadar da gelinmez. Yeter gerek ya. Yok. Gerek yok. Yeter. Neyse ben of, destek çıkarım yani. Ay, sen merak etme. Neye destek çıkacağız? Gerek yok. Yani üzülme bu kadar şey yapma. Beni Bey nasıl buldunuz efendim? Ben Bilal Bey'in söylediğine tamamen katılıyorum. Hanımefendi değişeceğini veya yüzüne yakışacak rengi bekliyorken öyle sohbet et. Hanımefendi saçının renginin değişeceğini hayal ederek mesela gri demiş onu beklemiş. Gri olmazsa sarı demiş sarıyı beklemiş. Bu konuşmaların yanında onun yanına bakırı da ekleseydi belki bakırı ikna eder bakır yapardı açılmayan saç. Çünkü bakır veren renkler varmış arkada burada var. Direkt onunla paketlerdi böyle dönün arkanızı Bilal Bey'e katılıyorum. Bir, iki, üç tane şey var orada. O altı dedi de ben burada üç tane gibi duruyor. Altlarda hiçbir şey yok en altlarda. O tepeye değil de o üç tane hadi koydun. Altta da şöyle bir yoğun bir verseydin de böyle bir renk cümbüşüye sıçsaydın çok daha güzel olurdu. Yanlış anlama. Neyse Hanım makyajı nasıl buldunuz? Oraya gelip gösterebilir miyim? Tabii buyurun. Makyajını yorumla. Yorumlasın. Yakından bak. Şurayı tam böyle siyah yapsaydı, birazcık da burayı uzatsaydı, bir de gölgeleri kuvvetli yapsaydı daha iyi olurdu. Eline sağlık. Teşekkür ederiz. Bu sesi sen nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl olmuş? Ben bir yakından bakmak istiyorum. Bak hayatım bak. Eyeliner'ıma bak. Sana ehliyet mi vermişti? Yani Sevil abla sana dün eyeliner sürücü belgesi verdim diye hemen trafiğe çıkmıştım. Çıkarım güzeldi. Evet. Ben eyeliner gibi de güzelim bu arada. Yani çekemiyorsunuz beni. Ama eyeliner sen gibi de vermeyecektin o belgeyi daha bir. Vay, erken duydun verdin. Mu Buse? Duydun mu? Etkiye tepki. Eyeliner gibiyim. Çekemiyorsunuz. Anlayan anlar. Aynen. Şimdi Meltem gözünü kapatıp karşıya bakar mısın? Yani anlam veremedim. Bir veremezsin. Kez... Bendeki beceri sende yok. Vallahi var ya bu lafın üstüne bence hiçbir şey söylemem. Ben ne kediler çizerdim de hayatım yani. Boş Buse. Ver. Buse. Buse söyleme artık. Buse daha sus sen. Hiçbir şey yapma.
Göz Hanım, diğer tarafa geçelim. Yorumum bu kadar. Teşekkür ederim. Yalnız konsepte uymadığın için sana mecburen trafik için ceza da kesiyorum. Yani kurallara uymamışsın. Konsepte uymak için senin gibi dudak mı çizmeliydim yani? Dudak önemsiz, o benim kattığım espriydi. Ya da böyle bir bıyık mı katmalıydım gözlere yani? Sen bilirsin, o senin kendi tercihin. Far far evet. Gibi böyle far far. O senin kendi tercihin ama ben evet, burada sadece... Benim tercihim. Kural ihlali görüyorum burada. Bir eyeliner çekmişsin. Dünkü ruju, dünkü cilt makyajı, dünkü kirpiği, başka bir şey yok yani, göremiyorum. Sen öyle görüyorsun çünkü, evet. Ayrıca eyeliner gibi olduğun doğru. Ne seni çekebiliyoruz ne sen eyeliner'ı çekebiliyorsun. Aynen hayatım. Ay laf ettim, bal kabağı, koy tabağı, ye tabağı. Hadi şimdi bunlara mı girdik? Girme bence benimle laf dalaşına sen. Hiç girme, şansın yok. Şansın yok. Sevicim, kedi nerede? Kediler dışarıda. O kedi nerede? Buraya gelecek. Kedi vallahi bilmiyorum. Senin modelinin dudağında olabilir. Gözlerinde yaptığın bir smoke eyes de olabilir. Wow. Yani çekemediğin işte, eyeliner de olabilir. İşte alkışla bu. Alkışla bence yani. Her şey de olabilir yani. Ben oraya kedi, bir kedi kondurmak istemedim kedi yani. Kedi içeride. Kedi kondurmak istemedim bu yani. Bu herhalde kedileri besleyen hanım anne. Saçıyla, makyajıyla. Hı hı. Hanım anne. Hanım o anne. Sana göre hanım anne. Valla ne gözle senin yaptı, gördüm. Senin yapmaya çalıştığın dudaktan pingat iyi olmuş bence. Ne takma kirpikte gördüm. O neydi hakikaten ya, yok diliymiş de yok. Kedi kaçmış yani. Yok hı-hı, aramızda değil hı-hı, kedi. Kedi şimdi içeri gider görürsün yani. Yok, dikkat onlar bizimkilerdeydi. Yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Puanları yazık. Yaz yaz yaz. Yazın yaz. Hepiniz bir. Yo, ben biri bebeğim. Severim her zaman. Hadi hadi. Zevkle. Ama birimizi verdik, iki vereceğiz. İki veriyoruz. Bir, bir, bir. Hiç beğenmedim. Bir şey. Ki evet, iki vereceğim buradan. Adnan Bey, nasıl buldunuz Koray'ın renk çalışmasını? Yüzüne yakışan rengi uygulamış mı? Evet, yani renk yakışması konusunda evet. Yani konsepti yakaladı çünkü yine bir kış kadını var. Yapılacak soğuk bir renk. Burada en çok neyi sevdim biliyor musun? Şu kahküle iki tane üç tane böyle ince ince attın ya. İşte o yüzünü uzattı. Madem kahkül kullanacaksın, ikinci renk efektini kullanmak zorundasın bu kahkülde Meltem. Ya böyle açacaksın azıcık arasını ya birkaç tane açık renk girecek. Şimdi ilk fotoğrafını gördüğümüzde böyle peçe takmış gibiydin. Kahkülü yine kullanıyorsun ama şu kahkül açıldı. Biraz renkli falan. Bu doğru bir çalışma oldu. Eline sağlık. Keşke biraz daha şu altlarda da görseydik. Hani ben şeye katılmıyorum. Gri istedi de olmadı da falan, oralara katılmıyorum ama bir kuaför saça baktığı zaman açılır mı açılmaz mı karar vermesi lazım. Burası seni amatör gösteren bir durum oldu. Halbuki sen bunu farkındasın. Fazla cesaretli davrandın ama öndeki şeyi çok sevdim. Doğru renk kullandın. Teşekkür ederim. Ayşegül, Sevil Hanım, kedi gözlü makyajı yapabilmiş mi sence? Ya aslında hani baktığımda bütün stüdyoya çok da kedi gözlü makyajı değil diyemeyeceğim. Evet, biraz eyeliner'ı bir tık daha uzatabilirdi. Bu gözde ve şu güçlü kaşta zaten daha fazla bir şey olmazdı. Ha, biraz bir şey katabilir miydi? Evet, katabilirdi. Yani bir farklılıklar düşünmüş ama ona herhalde ya vakitten ya da cesaret edemedi. Çok yaptığı bir şey olduğunu da düşünmüyorum bundan önceki sonuçta kuaför salonlarında. Dolayısıyla o fantastik kısma geçemedi. Böyle sade bırakması daha iyi oldu. Bu arada ehliyet kısmını bilmiyorum. Yani ben yakından gördüm. Sen çok güzel eyeliner çekiyorsun bence. Bu konuda sana katılmıyorum. Sen biraz cimcimelik yaptın. Güzel eyeliner çekiyor bence. Çünkü yakından da gördüm. Şunu çok sevdim. Aşağıya düşürüp buradan yani çok yarıda bırakıp kaldırmıyor. Yani o güzel bir şeydir. Benim için eyeliner'da en çok dikkat ettiğim şeydir. Gözü kaldıralım derken yarısından yukarı kaldırıyorlar mesela. Gözün yarısı yok olmuş oluyor. O manada güzel. Evet, çok kedi makyajı yok ama. Sen Scottish Fold gibi olmuşsun. Sana da o ismi taktık. Değil mi Muammer Bey? Scottish Fold'lara benzemişsin. Benim var bir Scottish Fold'um, aynısı sen. Elinize sağlık. Bana vurup durdunuz, köşeli bir üç oldu.
Muammer Bey, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? O espri benim esprimdi. Çünkü o kedi de benim kedimdi, Scottish. Aa, benim. Buna söyledim. Yine hiçbir şey kalmadı. Ben puanımı yazayım. Ama size de pası attım birlikte dedim. Ay, söyleyemedim dedim. Yani hiç kusura bakma. Ben beğendim. Teşekkürler. Yani bir tek dediği gibi hani saçlardaki renkler beni doyurmadı, o kadar. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Seni ağırlamak harikaydı. Sizi görmek de harikaydı. Yeni saçlarınla güzel günlerin olsun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Bakalım kuaförüm sensin de bugün kim 10 bin liralık ödülün sahibi olacak? Kim buraya veda edecek? Bir takım kuaförüm sensin'e bugün veda ediyor. Bakalım hangi takım? 83 puanla kuaförüm sensin macerası sona eren takım. Kuaförüm sensin de harika bir haftayı daha geride bırakmak üzereyiz ama önce bir takıma veda edeceğiz. Bütün hafta harika işler çıkardınız, çok emek verdiniz, güzel de tartıştınız, ne de güzel eğlendik, oynadık. Ama bir takım kuaförüm sensin'e bugün veda ediyor. Bakalım hangi takım? Tüm hafta boyunca topladığı puanlarla ne yazık ki en düşük puanı alarak dördüncü olan takımımız 83 puanla kuaförüm sensin macerası sona eren takım. Bugünün de en düşük puanını almışlar. Bugün 67 puan. Önceki puanları 67'ymiş. Bugünkü puanla 83 puan alarak bizlere veda ediyorlar. Haftanın sonuncu olan takımı bizlere veda edeni Koray Sevil. Teşekkürler, sağ olun. Bekliyorduk. Yani fazlayız çünkü buraya. Tabii ki de ben öyle olduğumuzu düşünüyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Jürilerimizi gerçekten çok seviyorum, çok sevdim. Canım benim, sağ olun. Biz de sizleri çok seviyoruz. Allah razı olsun, sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Neler diyeceksin Koray? Geçen hafta birinci olmuştunuz, 10 bin liralık ödülü siz kazanmışsınız. Bu hafta bizlere veda ediyorsunuz. Kaç hafta geçirdiniz toplamda? Vallahi dördüncü haftamız. Gerçekten biz bir de Antalya'ya gidip geliyoruz. Yani bebeğimiz var biliyorsunuz. Det det diyor, izlemiştiniz daha önce. Yani bizim için de bir yandan iyi oldu. Gerçekten iyi oldu. Hem çocuklarımızdan bir de yani işimizden gücümüzden eksik kaldık. Artı çok güzel anlarımız da oldu, çok kızdığımız anlarımız da oldu. Hayatımıza bir renk kattığını düşünüyorum. Bu programı gerçekten çok seviyoruz. Zaten takip ediyorduk. Şimdi daha da fazla ve bütün Antalya'daki çevrem, herkes bunu takip edecekler eminim. İzleyeceğiz. Tabii Adnan Bey gerçekten büyük bir üstadımız. Onun her kelimesi benim için çok değerlidir. Her zaman da kulağımın bir kenarında duracak hocam, her zaman için. Ayşegül Hanım da gerçekten çok naif, ince bir bayan. Çok teşekkür ederiz. Onun da yorumları, destekleri için özellikle. Çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun ikinizin de. Çok seviyoruz sizi. Çok teşekkür ederiz. Muammer ve Bey zaten. Sahne gerçekten bir idol oldu bende. Canım benim. Çok yakışıyor. Yani mükemmel. Hepinize harfiyen tek 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 teşekkür ederiz. Vedalaşmak ister misiniz? Tabii ki de. Ne bir şey daha söyleyeceğim. Bizimle başından bir aydır ilgilenen de Dursun'a Hanım'a da çok ayrıyeten bir teşekkür ediyorum. Onun için ben bir alkış istiyorum hatta, eğer şey olursa. Aynı zamanda asistan da Burak. Çok seviyorum o arkadaşı. Ben şöyle sırayla büyüklerden bir başlayayım.
Gel gel. Yok elimi öpme, sakın öpme. Estağfurullah. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Allah yolunu açık etsin. Ben sana o zaman memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Çok memnun oldum efendim. Geçmiş olsun. Kendinize dikkat edin burada. Bilal. Adam. Adamın dibi. Seninle yarışmak çok güzeldi gerçek. Eyvallah kardeşim. Vallahi emanet ol. Eyvallah. Eşine, çoluğuna, geleceğim. Çocuğuna her mutlaka zaman. Mutlaka geleceğim ve misafirimiz olacak. Hüseyin'cim. Kendine. Kardeşim bak. Allah'a emanet ol. Çocukları öp yerime. Aleykümselam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağ olun. Hoşçakalın. Hayat size güzel yerlere teşekkürler. Götürsün inşallah. Tamam. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun. Yenge, sen çok asil bir kadınsın. Allah razı olsun. Çok asil bir kadınsın. Yapacak bir şey yok. Gel, gel. Sürücü belgen hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ben, bir dakika, en sona saklıyorum. Sevilsen çok, çok iyi kalpli bir kızsın. Yolun açık olsun. Sen tanıdın mı? Çok sevdim. Gerçekten. Artık bizim Ankara'da... Makyaja devam et ama tamam mı? Biraz ilgilen. Tamam. Ara vermişsin tamam. Biraz ilgilen. Evet ara verdim. Efendim çok mutlu. Aynen. Çok çok. Bayağı kalkmadım. Koray yolun açık olsun. Dip dip diyor çok selam. Öf benim için tamam mı? Doğrudur. Sağ olun. Dip dip diyor öf bizim için tamam mı? Biz de Antalya'ya geliyoruz. Ay bacım su. Kendine iyi bak tamam mı? Antalya'ya geldiğinde mutlaka gel. Kesinlikle. Ay, canım kesinlikle. Ay ben kesinlikle. Buradan gidenlerden bir tek ona sarılıyorum biliyor musun? Öbürlerim hangiden gitsin demiştim böyle. Allah razı olsun. Tabii. Seni seviyorum. Sağ ol. Ay bak biraz daha o sıkı ağlayacağım. Arkadaşlar sahneyi biz size bıraktık. İstediğiniz gibi oynayın. İstediğiniz gibi koalisyon yapın kulisi. Artık ciddi anlamda bizi çok üzdünüz. Çünkü o onunla birbirini son aldığımız şu puanlara bir bakar mısınız? Biz geçen haftanın birincisi olan takım sizin bize verdiğiniz bir puan. Jüriden bugün de çok iyi puanlar aldık. İyi puanlar almamıza rağmen yine bize bir. Bu koalisyonunuz da kulisiniz de sizin olsun. Bize müsaade. Kuaförüm sensin de sıra geldi haftanın üçüncü olan takımına. 99 puanla. Bilal Buse. Üzüldük. Çok üzüldük. Yani en azından birincilik olmasa bile ikincilik hak ediyordu bu masa. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Yani iki haftadır böyle üçüncü gidiyor ama ben hiç hoşnut değilim. Yaptığımız işlerden de eminiz gerçekten. Bir şeyler dönüyor burada ama anlamış değilim yani. Ya dönmeye de bağlamamak lazım yo, ama. Yok dönüyor. Yani şöyle söyleyeyim size hiçbir arkadaşınız mesela en düşük puanını sizden yana kullanmamış. Bugün için mi? Evet mesela. Yani son gün kullanmamaları bir önem arz etmez. Dört gün kullanıp sonuncu gün kullanmasalar çok sevinmeyeceğiz yani. Aynı şey ne farkı var? Bugün üçüncü olduk.
Burada bir şeyler olduğunu söyledim. Evet, arkamızdan dönen dönme dolapların da farkındayım. Ve bunların hepsi Melek'in başının altından çıkıyor. Bunu da biliyorum. Sen istediğin stratejiyi yapmaya devam et. Ama emin ol ki biz burada üçüncülüğü hak eden son masayız. Ve sıra geldi haftanın birincisine. 10.000 liralık ödülün sahibine. Heyecanlı mısınız? Evet. Sıcacık para duruyor burada. Sahibini bekliyor. Bakalım, kuaförüm sensin de bu hafta 10.000 liralık ödülü kim kazandı? Puan durumu birbirine tüm hafta boyunca çok yakın devam etti. Finalde de öyle oldu. Birinci olan takım 106 puanla birinci olurken ikinci olan takım 104 puan. Hem günün hem haftanın birinci olan takımı Sevcan Melek. Bravo, hak ettiler. Ya. Kesinlikle hak ettiler. Bu hafta çok iyi işler çıkardılar. Bravo. Ya, çok mutlu olduk. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz. Gelin. Bir de biliyor musunuz? Bugün bütün arkadaşlarınız tüm birlerini sizden yana kullanmış. 3 tane bir gördüm orada. Ona rağmen aldık. Siz 104 puanlısınız efendim. Herkes de 5'ini sizden yana kullanmış. Allah razı olsun Allah. 104 puanlı ikincisiniz. Önce sizin de hislerinizi alalım, düşüncelerinizi alalım. Ben beklemiyordum açıkçası. Çünkü konuşamadım. Yani istediğim şeylerin hepsini dört dörtlük. Hep benim şeyim vardır ya. Dil konuşur, beyin uygular, eller yapar. Maalesef o ben değildim. Ama ikinci hafta o ben olacağım inşallah. Tebrik ediyorum sizi de. İnşallah. Teşekkür ederiz. Tebrikler. Sizlerin de emeğine sağlık bu arada. Neyse hanımcığım, sen neler demek istersin? İki para demek. Demek ki önümüzdeki hafta biz kazanıyoruz. Ve ama bu çalışıp da geliyoruz. Buranın ne ayak olduğunu gayet iyi anladım. Tersime çok iyi çalışacağım. Kimin profesyonel olacağını haftaya göreceğiz. Çok iyi çalışman gerekecek. Göreceksin 13 sene ne olacak. Göreceksin. İki para diyorsunuz ama bir parayı aldın. Olsun. 6 yaratım. İki para haftaya. Allah hafta başında da iki rakamı olmuştu. İkinci olmuştunuz, para demiştiniz. Neyse, izin verirseniz biz birinciliğimizi bir yaşamak bir istiyoruz. Bir kutlayalım yani, hak ettik. Teşekkür ederiz. Haftanın bu hafta 4 gün üst üste birinci olduk, salı günü hariç. O yüzden birinci olmamız gerektiğini düşünüyordum açıkçası. Oğlum ve kızım görünce çok mutlu olacaklar. Onlara söz vermiştim. Anneniz birinci olacak, göreceksiniz demiştim. Onlar da tabii ki anneciğim sana inanıyoruz. Eminim her şeyi yaptığın gibi, her işte başarılı olduğun gibi bunu da yapacaksın demişlerdi. O yüzden biraz duygulandım. Çok teşekkür ederim. Bir insanın yaptığı işin takdir ve ödüllendirilmesi gerçekten çok güzel bir duygu. Harikasın. Sen neler diyeceksin? Ben gerçekten öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Bir kere burada çok eğlenceli bir hafta geçirdik. Modellerimiz harikaydı. Aynı zamanda hem modellere hem seyirciye farklı şeyler katıp insanlara yüzünü, vücudunu, saç rengini, ten rengini tanımalarına yardımcı olduk. Tüm seyirciye yardımcı olduk bu şekilde. Daha haftaya da buradasınız. Konuşacak çok vaktimiz olacak. Heyecan. Modelime de çok teşekkür ediyorum. İşte şampiyonluk ligi böyle olur. Evet, incileri taktığın şampiyon oldular efendim. Koray, Sevil 83 puan. Bilal, Buse 99 puan. Veli, Neslihan 104 puan. Sevcan, Melek 106 puan. Çok bakalım haftaya bizleri neler bekliyor?
Muammer Ketenci, Ayşegül Kartal ve Adnan Sertere sonsuz teşekkürlerle harika bir hafta daha geçirdik. Pazartesi günü aynı saatte Kuaförüm Sensin'de buluşmak üzere. Hoşça kalın. Saçını da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kuaförüm Sensin, Sensin, Kuaförüm Sensin. Emine Gök, Burak Bayraktar, bizlerle efendim. İlk birinciliğimiz sadece uçak bileti ve rezervasyonlara yetecektir diye düşünüyorum. Sadece para için geldim. Evet, para için geldim. Bizi verelim, sen geri git. Bizi nasıl bilirsiniz peki Emine Hanım? Ne zaman bu mesleğe başladın? O sürdüğünüzle Emine Hanım. Keşke başlamasaydım diyor musun? Kafam şişti, yeterin ya. Bu var ya bu Bilal, aklın almaz onun oyunlarına, gerçekten almaz. Sana ne, sana ne? Şanslısın, artık buraya ben geldim. Sana öğreteceklerimle Batman'da iyi bir müşteri kitlesi oluşturacaksın. Şule Hanım, 5 günlük saçınızın ömrü kalmış, tadını çıkar. Seni bu ortamda yerler, dikkat et Burak. O oyunların yönetmeni Buse'dir. Yavaş gel. Sen önce bir fırça tutmayı öğren. İnsanların suratını dövmeden makyaj yapmayı öğren. Sonra... Sen de atıp tutuyorsun ama sen de gerçekten göründüğü gibi değilsin. O zaman o arabamı süslemiştim. Aynı araba sıkıyor. Kafam yanıyor. Sanki bir ahtapot şamdana sarılmış gibi görüyorum. Güzel yapmaya çalışırken komik olmanın da anlamı yok. Ya biz kafayı ters çevirmişiz, ters. Bir şey ya mükemmel yapılacak bu stüdyoda ya da risk alınmayacak arkadaşlar. İşte çorba olmuş. Senin kafan peki bulgur pilavı, onu ne yapacağız? Ercan yeter, sus dur. Sana mı cevap veriyorum ben Veli amca, beni sinirlendirme ya. Tamam. Coachella. Evet hayatım. Coachella. Sensin hayatım. Aynı karnıyarık patlıcanı gibi. Ya ben bu kadar terbiyesizliği kaldıramayacağım ya gerçekten. Hayatım, İnsanların hayallerini çalmayın. Hiç hayallerini çalmayın. Burada bir hayal kuruluyor.